Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, basın mensupları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesini görüşüyoruz. Görüşmelerimizin ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakan, ilk selamlaşmaları sırasında yapıcı eleştiriler beklediğini söylemişti. Haklıdır. Yapıcı eleştiriler her zaman faydalıdır. Ama şunu da bilmesi lazım ki Sayın Bakan'ın uyguladığı politika yıkıcı olduğu zaman yapıcı eleştiri yapmakta zorluk oluyor. Ama bununla birlikte biz sert eleştiri de yapsak, siz onu yıkıcı eleştiri saymayın. Biz yapıcı olmak maksadıyla sertlik yapıyoruz. Neden uygulanan politikalarda bir yıkıcılık vardır? Çünkü 2021'in sonlarına doğru 20 yıllık bir iktidar döneminden sonra yeni bir politika keşfettiğini ilan etti hükümet ve yeni bir politikaya geçiyoruz dedi ve politikasının ana hayatlarını ilan etti. Önce isim vermede biraz zorlandılar. Bir ara Çin modeli dediler. Bir sürede bunu sürdürdüler. Ama Çin modeliyle bu uyguladıkları politika arasında bir ilişki olmadığı anlaşılınca ve üstelik de daha sonradan Çin'de rüşvet alanları, yolsuzluk yapanları da idam ettikleri anlaşılınca Çin modelini unuttular. Onun yerine Türkiye Ekonomi Modeli ismini koydular. Neyse, yerli ve milli bir isim bulmuş olmalarına da sevindiğimi belirtmek isterim. Ama ne iddia ediyorlardı? Şimdi Sayın Bakan'ın konuşmalarında da var. Diyor ki dünya işte büyüme sıkıntısı çekerken biz büyüyoruz. Yani bu modelle büyüdüğünü söylüyor Sayın Bakan. Ben şimdi Cumhurbaşkanı'nın strateji ve bütçe başkanlığının yıllık programına bakıyorum. Ne büyümüş diye. Gayri safi yurt içi hasıla 2021'de 816 milyar dolar. 2022 sonu gerçekleşme tahmini Cumhurbaşkanlığı 808 milyar dolar. Yani siz büyüyorsunuz da milli geliri kendi verdiğiniz rakamlara göre 8 milyar dolar azaltmışsınız. 2023 hedefine bakıyoruz, 2023 beklentisine. O da 867 milyar dolar gayri safi yurt içi hasıla. Bu 867 milyar dolar 2022'ye ve 21'e göre biraz büyüdü anlamına da gelmiyor. Ama tam 8 yıl önceki, daha eski rakamlar önümde olmadığı için 8 yıl önceyi söylüyorum. 2015 yılında da Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 867 milyar dolarmış. Yani kuruşuna kadar aynı. Kuruş değil de sentine kadar aynı. Yani 867 dolarlık gayri safi yurt içi hasılayı 2023 yılında 8 sene sonra aynen tekrar ediyorsunuz ama Sayın Bakan büyük büyüme başarılarından söz ediyor. Demek ki bu iddialar çok gerçekçi değil. Öyle gözüküyor. Ama Sayın Bakan'ın yine bugünkü konuşmasında bir başka iddiası vardı. İhracatımız artıyor. Yani ihracat konusunda bu yeni modelle önemli artışlar sağladık diyordu. Şimdi bakıyorum ben 2021'de ihracat 225 milyar dolar, kendi verdikleri rakamlar tabi bu, Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği rakam. 2022 yıl sonu gerçekleşme tahmini 255 milyar dolar. Yani bir artış yok yani, 30 milyar dolarlık bir tahmin var. Bunu artış diye anlatmak zor. Ama daha komiği,
2023'te ihracatın gerçekleşme tahmini 265 milyar dolar diyorsunuz. Yani 10 milyar dolarcık bir kıpırdanma öngörüyorsunuz. Ama ihracatta destan yazıyoruz diyorsunuz. Yani böyle 10 milyarcık dolarla böyle bir destan yazma falan olmaz Sayın Bakan. Onun için bunu düzeltmek lazım. Peki bu yeni modele, kendi söyledikleri ve benim de beğendiğim Türkiye ekonomi modeline göre asıl hedef neydi? Asıl hedef dış ticaret açığını kapatacaktık ve cari fazla verecektik. Peki öyle mi gerçekleşiyor? Yani gidiş oraya doğru mu gidiyor? Baktığımız zaman hiç de öyle bir gidiş yok. Yine rakamlara göre dış ticaret açığı yıl sonu itibariyle 105 milyar dolar olacak diyorsunuz. Bundan da öte cari işlemler açığı da 47 milyar dolar olacak yıl sonu itibariyle demişsiniz. Geçen sene kaçtı? 13 milyar dolar. Ya 13 milyar doları 47 milyar dolara çıkarıyorsunuz. Cari işlemler açığı. Halbuki sizin ana hedefiniz, uyguladığınız politikayla ana hedefiniz cari açığı kapatmaktı. Peki 21'den 22'ye ne kadar artmış cari açık? Tam 3.6 kat artırmışsınız. Korkunç patlama var. Cari açığı kapatacağız derken patlatmışsınız. Diyeceksiniz ki rakamlara bakmayın siz. Gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payına bakın diyeceksiniz. Ona bakıyorum. 2022'de cari açık gayri safi yurt içi hasılanın %5.9 olmuş arkadaşlar. %5.9. Tarihi rekor. Tam bir tarihi rekor. Ya o zaman iddialarınız tutmamış, tam tersine çıkmış. Peki bu modeli niye sürdürüyorsunuz siz? Niye devam ettirmeye çalışıyorsunuz? Niye sürdürüyorsunuz? Faiz diyorsunuz. Gidiyorsunuz, tefeci faiziyle dışarıdan borçlanıyorsunuz. Hani faizi düşürüyordunuz? Ve Cumhuriyet tarihi boyunca faizlerin ana parayı geçtiği tek dönemi yaşıyor Türkiye. Sizin bu modelinizle. O faizi düşürdük dediğiniz dönemde Cumhuriyet tarihinde hiç görünmemiş faizlerin ana parayı geçtiği. Siz ana parayı geçen bir faizin içerisine girmişsiniz. Hatta başka bir şey söyleyeyim. Bak Osmanlı'da biliyorsunuz 1876'da iflasını ilan etti, moratoryumu ilan etti Osmanlı Devleti. 81'de Düyun Umumi İdaresi kuruldu. Böyle büyük bir borç problemi vardı. O dönemde de faizlerin ana parayı geçtiği bir dönem yok ha. Yani Türk tarihinin en faizci hükümeti faizi düşürdüğünü iddia ediyor. Burada da bir terslik var. Ya hadi canım bunlar da hedeflerimizi şaşırdık ama bir yerden bir şey tutturduk diyebilirler mi diye bakıyorum ben. Tutturabildikleri hiçbir şey yok. Enflasyon. TÜFE 86. Ama dünyada var enflasyon diyor. Ya dünyada var diyorsunuz enflasyon ama bakın bu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının bütçe sunuşu. Dünyada enflasyon ne kadar fark var diye 8. sayfada yazmış zaten. Diyor ki dünyada 2002 şu gün itibariyle yıllık enflasyon 9.1. Gelişmiş ülkelerde %7 diyor enflasyon. Ama gelişmekte olan ülkelerde yani Türkiye gibi ülkelerde de diyor enflasyon 10.6 diyor. Yani %10'luk bir enflasyon. Bize benzeyen ülkelerde %10'luk bir enflasyon var. Yani bunların kullandıkları para da euro, dolar falan değil. Türkiye'ye benzer ülkeler. 10.6 enflasyon. Bizde 86. Süreniz dolmuştur. Bizde %86.
Yani tam 8 kat fazlası. Dünyada var da bizde var diyemeyiz bu durumda. Ama üfe daha korkunç. Üretici fiyatlarıyla enflasyon %158. Hem Türkiye tarihini kırıyorsunuz hem de dünya tarihinin rekorunu kırıyorsunuz. Ben iyi bir şey göremedim. Yani iyi bir şey keşke söyleyebilseydim. O zaman yapıcı bir eleştiri yapmış olurdum. Evet, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim Osman abi. Sayın Ali Şeker, lütfen süreniz 5 dakikadır. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, Sayıştay raporlarında 10 önemli bulgu tespit edilmiş. Sadece bunların ikisi, o da kısmen düzeltilmiş, yerine getirilmiş. Oysaki şeffaflık gereği bunların tamamının düzeltilmesi gerekiyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte bakan üstüne bakanın değiştiği Hazine Maliye Bakanlığı'nda işler günden güne daha da kötüye gider oldu maalesef. Adı artık veri karartma, saptırma ve yol ve yöntemleriyle anılan TÜİK verilerine göre dahi enflasyon Ekim'de aylık bazda %3,54, yıllık bazda da %85,51 oldu. Gerçek enflasyon sokağın dar gelirinin, emekçinin, öğrencinin, işsizin, emeklinin, memurun enflasyonu ise bunun neredeyse iki katından fazla. Yani 180 ediliyor. O %100'lük bir artışı yok sayıyorsunuz. Halbuki halk bunu satın alma gücündeki düşmeyle her alışverişe çıktığında, pazara gittiğinde, markete gittiğinde bunu iliklerine kadar hissediyor. Çalışan kesim üzerinde enflasyonla birlikte diğer önemli bir yük vergi dilimleri yükü. Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin dahi vergi dilimlerinin çalışanlar üzerinde yarattığı baskıyı kabul etmek durumunda kaldı. Çalışanların birinci vergi diliminin 32.000 TL, oysa yeniden değerleme oranına göre belirlenmiş olsaydı vergi dilimi 32.000 değil 86.600 olacaktı. Ya da asgari ücrete yapılan artış oranına göre belirlenmiş olsaydı 110.000 TL olacaktı 32.000 yerine. Oysaki 32.000 de tuttunuz. Vergi dilimlerinin gerektiği gibi güncellenmediği için örtülü olarak bir çalışanlar üzerinde vergi zammı da yapmış oluyorsunuz. Zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oluyor maalesef. Bir Çalışma Bakanlığı'nın 200 milyar lira kadar siz yük getireceğini düşündünüz Çalışma Bakanlığı'nın talebi üzerine bu vergi dilimlerinin değiştirilmesiyle ilgili. Halbuki diğer konularda halkın üzerine yükler getirirken yoksulun ücretinin üzerindeki bu yükü alma konusunda istekli davranmıyorsunuz. OECD ülkelerinde vergilerin daha çok gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi gibi toplam vergi gelirleri içerisindeki ağırlığı %65 iken Türkiye'de OECD'nin aksine doğrudan vergiler %35, dolaylı vergiler %65 düzeyinde. Bu da yoksulu daha da çok ezen bir durum. Kur korumalı mevduat garabetiyle maalesef o gün döviz düşecek demiştiniz. Çok kısa bir süre sonra döviz yine o ilk günlerdeki rakamına gelmiş oldu. Bizim enflasyonun bugün %185'e geldiği bir ortamda kur korumalı mevduat gelirleriyle ilgili 85 milyar bir ödeme yaptınız hazineden. Halbuki daha önce hazinede para yok, bir öğün yemek verelim çocuklarımıza demiştik, öğrencilere. Bunu maalesef siz çok gördünüz. TÜİK maalesef verileri karartma konusunda mahir. Ölümden başkası yalan diye trajik bir şarkı vardı. Sizin döneminizde ölüm de yalan oldu. 3 yıldır ölüm istatistikleri açıklanmaz oldu. Ölüm ve ölüm nedeni istatistikler 2020, uluslararası göç istatistikleri 2020, hayat tabloları 2018-2020, ölüm ve ölüm nedenleri istatistikleri 2021, hayat tabloları 2019-21 ve uluslararası göç istatistikleri haber bültenleri, işlerinde yer alan istatistikleri kamuoyuna açıklamaya niye yanaşmıyorsunuz? Biz diğer Sağlık Bakanlığı'na sorduğumuzda bunları biz TÜİK'e gönderdik, onlar açıklayacak diyordu ama siz hala açıklamamakta devam ediyorsunuz. Biliyoruz ki Covid nedeniyle çok ciddi can kayıpları oldu ama siz bunların görünmesini istemiyorsunuz. Sizin bir tek tuşla bunları dökebileceğiniz bir durum söz konusuyken, Almanya bir hafta içerisinde bir önceki yılın istatistiklerini açıklıyorken sizin bu kadar uzun süreli açıklamamanız manidar. Az önce arkadaşımız dedi ki biz Gaziantep kadar yer yaptık dedi. 22 milyon artmış nüfus sizin döneminde, iktidarınız döneminde. Gaziantep'in nüfusu 2 milyon. Sadece 2 milyon için mi konut yapabildiniz?
Tefecilerden borç alıyorsunuz. Yani Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan gibi. Sayın Şeker, süreniz bitmiştir. Bir iki cümleyle bağlayın. %10 döviz bazında getirisi olan tahviller ihraç ediyorsunuz. IMF'nin neredeyse iki katı bedelle borçlanıyorsunuz. Tefeciden borçlanmak marifet değil. Bunu yüksek bedelini de halka ödetmek marifet değil. Grup sözcülerimiz 20'şer dakika söz hakkı kullanacaklar. Ardından komisyon üyelerimiz öncelikli olmak üzere milletvekillerimize söz vereceğim. Komisyon üyelerimize 10'ar dakika, diğer arkadaşlarımıza 5 dakika olmak üzere söz vereceğim. Her zaman yaptığımız gibi. Şimdi Sayın Bülent Kuşoğlu'yla başlamak istiyorum. Süreniz 20 dakikadır Sayın Kuşoğlu. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Atatürk'ü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84. yılında onu ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum öncelikle. Sayın Bakanım, sunumunuzda birkaç konu tespit ettim. Tabii hemen takip edemedik ama öncelikle onları unutmadan dikkatinize sunmak istiyorum. Şimdi ihracatımız tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor demiştiniz ama bu sene dış ticaret açığı rekor kırıyor biliyorsunuz. Şu anda Ekim ayı itibariyle 90 milyarı aştı. 90 milyar doları 100 milyar doları aşacak yıl sonuna kadar öyle görünüyor. En kötü yıllarımızdan biri yani bu dış ticaret açığı yönünden. Cari açık da 60 milyar doları bulacak diye tahmin ediliyor. Bu bir eksiklik. Bir de şimdi enflasyonla mücadeleyi birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin yaptığı gibi tüketim, üretim ve yatırım daralmasına neden olacak faiz artışları yoluyla değil, ekonominin üretim kapasitesini artıracak arz yönlü politikaları geliştirerek sürdürüyoruz. Bu güzel. Ancak arz yönlü politikaları sürdürmek nedir? Bununla ilgili hiçbir açıklamanız yok. Şimdi arz yönlü politikalar üretimi artıran politikalardır. Şu anda bizde üretimin artması söz konusu değil. Üretimi artıracak politikalar aslında yapısal reformlardır. Yapısal reformları gerçekleştirirsiniz. Ondan sonra arz yönlü politikalar gelişir. Üretim artar. Üretim odaklı bir ekonomi oluşur. Bu yıllardan beri yapılmadı, seçim öncesi hiç yapılamaz. Onun için bu arz yönlü politikaları geliştirerek sürdürüyoruz sözü doğru değil, kusura bakmayın. Bir konuda uzun vadeli konut problemini çözmek. Gerçekten de çok büyük bir problem varmış. Yani farkındaydık ama bu kadar büyük olduğunu farkında değiliz. 8 milyona yakın müracaat oldu bu. Sosyal konut projesi için 250 bin konut yapılacak. Onun haricinde dükkanlar vesaire de var. Şimdi bu böyle bir konut projesini başlattık diyorsunuz. Dün biz Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesini görüştük. 10-11 milyar konmuş bütçesine. Yani bu neyi karşılar böyle Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine para konmaması? Bu ödeneğin olmaması demektir. Ödenek konmaması ne anlama geliyor acaba? Yani burada siz de yazmışsınız en büyük sosyal konut projesini başlattık Cumhuriyet tarihinin. İyi de ödeneği yok. Bugün değerli arkadaşlar ekonomimizle ilgili çok önemli kurumları görüşüyoruz. Çok önemli yani Hazine ve Maliye Bakanlığı dev bir kurum. Onun haricinde biraz önce sunum yaptılar. Gelir İdaresi Başkanlığı da var ilaveten. TÜİK var sunum yapmayan. TÜİK ekonomimizin önemli bir kurumu ama maalesef hiç inandırıcı değil. Devlet adına maalesef yüz kızartıcı bir kurum oldu. SPK, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bunlar BDDK özellikle son dönemlerdeki uygulamaları sıkıntılı olan, yolsuzluk kokuları gelen kurumlar maalesef özellikle SPK'dan bahsediyorum. Diğerlerini söylemeyeyim de. Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi Kurumu,
sigortacılık, özel emeklilik kurumu, yatırımcı tazmin kurumu, bunlar önemli kurumlar. Yani bugünkü kurumlarla beraber ekonomimizi bir değerlendirmiş olacağız ama bu kadar kısa zamanda bu işi yapmak da biraz zor, takdir edersiniz ki. Sayın Bakanım, ben mülkeliyim. Bizim dönemimizde bir maliye hocamız vardı. Profesör Doktor Bedri Gürsoy. Rahmetli oldu, Allah rahmet etsin. Bedri Gürsoy Hoca, Maliye Bakanlığı da yapmıştı. İyi bir Maliye Bakanıydı. Yani hem akademisyen olarak hem bakan olarak tecrübesi vardı, yani uygulamacıydı. O şöyle derdi, Maliye Bakanları çatık kaşlı olur, az konuşur, borç vermez, tasarrufa yönlendirir, kimseye de para vermez falan, böyle sert adamlar olur derdi. Yok, ben de şey yapmıyorum. Yani bu bir tarz meselesi. O öyle söylerdi, Allah rahmet etsin. Şimdi siz farklı bir bakan profili çizdiniz. Güler yüzlüsünüz, açık sözlüsünüz. Az konuşmuyor, çok konuşuyorsunuz. Bu bir tarz meselesi. Bunu eleştirmiyorum. Belki sizin tarzınız doğrudur. Bunu da kabul ediyorum. Ancak şu heterodoks, nöro iktisat falan, bunlar nereden çıkıyor? Milleti perişan ettiniz hakikaten. Yani bu tarzınız tamam. Ama bu söylemler, bu uygulamalar, bu politika, ben perişan oldu millet hakikaten bu yüzden. Hele o epistemolojiyi de anlamadılar. Şimdi şöyle söyleniyor arkadaşlarımız tarafından, sizi destekleyen, mecliste birinci parti durumunda olan partinin milletvekilleri tarafından, ya öyle böyle ama çarklar dönüyor, bu seçime kadar gider deniyor. Bunu söyleyen iş adamları da var. Sayın Bakan, bu çarklar dönüyor, seçime kadar bu iş gider ama belki gider, bilmiyorum tabii. Ama seçimden sonra Türkiye bir felaketle karşı karşıya gelir bu politikalarla. Her şeyi öteliyoruz. Her şeyi seçim sonrasına bırakıyoruz. Yani seçim ekonomisi olur. Dünyada bu kabul edilebilir, gerçektir. Ancak her şeyin bu kadar geriye doğru ertelendiği, ötelendiği, sorunların çözülmediği bir ekonomi olmaz. Bu gerçekten Türkiye'yi çok büyük bir felakete doğru götürüyor. Çok büyük endişelerimiz var. Seçim sonrası kim kazanırsa kazansın, Türkiye kazansın ama bu şekilde Türkiye kazanamaz. Gerçekten çok politikalar çözümsüz ve geriye doğru ertelemeyi, ötelemeyi getiren politikalar maalesef. Şimdi söyleyeyim, bununla ilgili somut bir şey söyleyeyim. Şimdi geçen yıl yaptığımız bütçede, bu zamanki bütçede, ek bütçe öncesi 1.2 trilyon liralık bir vergi geliri vardı beklentisi. Ek bütçeyle bunu şeye çıkardınız. 900 daha arttı. 2.1 trilyon liraya çıkardınız. Şimdi o artış, yani 1 trilyona yakın bir artış oldu vergi gelirlerinde. Nasıl oldu bu? Nereden karşılandı bu artış? 1 trilyon liralık bir vergi artışı nereden karşılandı? Vatandaştan. Enflasyon dolayısıyla vatandaştan 1 trilyon lira ilave vergi alınıyor bu sene. Bu enflasyondan kaynaklanıyor işte. Enflasyon vatandaşı ezmektir. Vatandaştan, vatandaş ekmek alırken, taşıt aracına binerken, elektriğini yakarken, su içerken harcadığı vergilerle, dolaylı vergilerle, harcamalar üzerinden alınan vergilerle vergi ödüyor. Bunlarla enflasyon tabii arttığı için daha yüksek bedeller ödüyor. Bu arada ödediği bu vergilerle siz vergi gelirlerini finanse ettiniz, artırdınız. İşte bu vatandaşın vergilendirilmesidir. Enflasyon yoluyla vatandaşın, toplumun öldürülmesidir. Bu sadece ekonomik olarak vatandaşın ezilmesi değil, sosyal anlamda da toplumun bozulmasına sebep oluyor. Ahlaki çöküşe de sebep oluyor. Onun için öncelikle enflasyonla mücadele etmeniz gerekiyor. Önceliğin enflasyonla mücadelede olması lazım. Büyüme böyle bir zamanda büyüme değil. Öncelikle enflasyonla mücadeledir. Enflasyonla mücadele ediyorsak da bütçe açığı böyle olmaz. Geçen yıl yine
ilk dönemde bütçe açığı 244 müydü? Bütçe açığı öngörülmüştü. Şimdi yıl sonu için 600 öngörülüyor. Bu bütçe açığıyla, bu para politikasıyla, böyle bir para politikasıyla, bütçe açığıyla, gelirlerin geleceğe endekslenmemesiyle, yani geçmişe endeksli politikalarla bununla mücadele edemeyiz. Onun için önceliği enflasyona vermek zorundasınız. Şimdi elinizde Türk lirası olsa büyük bir meblağ. Maliye Bakanısınız, Hazine ve Maliye Bakanı. Nereye yatırırsınız? Paranızın değerini nasıl korursunuz? Türk liranızın değerini nasıl korursunuz? Soruyorum. Ben bakıyorum. Bu işlerle de uğraşıyorum. Partimin de hazineden aldığı yardımı Vedat Bey gibi değerlendirmek zorundayım. Türk lirası olarak aldığımız bu yardım benim nasıl yıl sonunu nasıl getireceğimi bilemiyorum. İnanın Türk lirası olarak tutmak istiyorum. Tutamıyorum. Döviz almak istemiyorum. Almadım da şimdiye kadar. Fonlara falan yatırmaya çalışıyorum. Türk lirası tutamıyorum. Yüzde resmi olarak 85'in üzerinde bir enflasyon var. Bana bankaların vereceği nema 15-16. Ben nasıl gelir mi Türk lirası olarak koruyacağım? Yabancı fonlara, başka kaynaklara, dövize başvuracaksınız. Başka yolu yok mu? Kur korumalı mevduat hesabı. Şimdi kur korumalı mevduat zaten biz ona giremiyoruz ama vatandaş girse bile o da koruyamıyor tasarruflarını. Servetini ya da tasarruflarını devam ettiremiyor. Hiçbir şey alan bırakmadınız. Türk lirası olarak tasarrufu devam ettirmek için hiç alan bırakmadınız. Tabii Türk lirası yoksa enflasyonla da mücadele edemezsiniz. Yani Türk lirasıyla tasarruf yapılamıyorsa enflasyonla mücadele etmek de mümkün değildir. Sayın Bakanım, biraz önce söyledim ya, sizin tarzınız güler yüzlü olmak. Bu tarz sizin tabii ki. Öyle olmasın. Ben de tasvip ediyorum. Bu tarzı devam ettirin. Ancak bir konu var ki o çok çok önemlidir. İster çatık kaşlı olun, ister güler yüzlü, sonuç olarak bir devlet duruşu olmak zorunda Maliye Bakanlarında. Bu devlet duruşu da güven vermekte olur. Güven vereceksiniz ve sürpriz yapmayacaksınız. Öngörülebilir olacaksınız. Şimdi bir tane, bunu daha önce de söyledim, tam cevap vermediniz, onun için bir daha söylüyorum. Mesela 9 Haziran'da, 21 Aralık'ta yaptığınız gibi tuttunuz, dediniz ki akşam saat 6'da, bu akşam 10 gibi mi, 9 gibi mi bir açıklama yapacağız 9 Haziran'da. Millet zaten ne yapacağını bilmiyor, dövizde mi kalsın, Türk lirasında mı, altında mı, böyle bir vaziyetteyken herkes sıkıntı, gergin bir ortamda. Akşam saatlerinde öyle bir açıklama yapınca, daha sonra açıklama yapacağız diye, herkes yine 21 Aralık'taki gibi sürprizlerin gelebileceğini düşündü. O arada elindekini satanlar, dövizi şunu bunu satanlar, zarar edenler ve kar edenler vesaire oldu. Akşam açıklama, gelir ortaklığı senedi GES çıkarılacak diye bir açıklama yaptınız. Bunlar mesai saati sonrasında yapılması doğru değil. Bunlar bir anlamda manipülasyondur. Devletin manipülasyon yapması, piyasayı şaşırtması, bunlar doğru şeyler değil. Merkez Bankası mesela, tamam, son en son PPK kararıyla 1,5 daha artırılacağı ifade edildi ve ondan sonra duracağı ifade, ama ondan önce ne duracak mı, faiz artışları düşecek mi, ne kadar olacak, hiçbirisiyle ilgili bir açıklama yoktu. Hep sürpriz bekledik. Devlette bu sürpriz olmaz. Devlet vatandaşını, yatırımcısını şaşırtmaz. Öngörülebilir olur devlet. Peki bu noktaya nasıl geldik? Benim anlattığım, sizin anlattığınız farklı. Ama bana göre şu anda ekonomide, maliyede geldiğimiz nokta bir çöküş öncesi. Hızla çöküşe doğru gidiyoruz maalesef.
size bağlı burada ekonomi kurumları var. Bunların birçoğuyla ilgili olarak da sorunlar var. Bunlar nasıl başladı? Bir kere kurumları tahrip ettik Sayın Bakanım. Değerli arkadaşlar, önce kurumlarda tahribat oldu, mevzuatta da beraberinde tahribatlar geldi. Şimdi 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile ilgili birçok değişiklik yaptık. Anormal değişiklikler. Halbuki iyi bir kanundu. Uygulanamaz hale getirdik neredeyse. Şu anda çok eksikleri var. Sayıştay kanununda değişiklikler yap. Kamu ihale kanununda 200'e yakın değişiklik yapıldı. Kamu ihale kanununda. Hem kamu ihale kanunu hem de kendi kanunlarında ihale ile ilgili yapılan değişikliklerle 200'e yakın değişiklik yapıldı. Vergi kanunlarında keza benzeri şekilde birçok değişiklik yapıldı. Sonuç olarak 9'la vergi affı çıkarıldı. 9 vergi affı, 8'le servet affı çıkarıldı. Tüm bunların sonucunda mevzuatımız ve kurumlarımız alt üst oldu. Atamalar vesaire, onları da bu sınırlı sürede girmeyeyim. Şimdi ben soruyorum. 8 servet affı oldu. 8 servet affı oldu Sayın Bakanım. Geçen sefer de cevap vermediniz. 8 servet affıyla ne kadar döviz girdi Türkiye'ye dışarıdan? Ne kadar altın girdi? Ne kadar servet unsuru kazandık? 8 servet affı yaptık. Bunu bilmiyoruz. Bilmeniz lazım ama ben söyleyeyim. Türkiye bu 8 servet affı sonucunda gri listeye girdi. Evet. Ve bu konuyla ilgili başka şeyler de söylerim. Burada herkesin önünde söylemek istemiyorum. Kayıtlara geçsin istemiyorum ama bu konuda yapılan önemli yanlışlar var. Mevzuatta yapılan önemli yanlışlar var. Öyle gri listeye girdik. Şimdi 2 seneyi aşkın bir süreden beri gri listedeyiz. Ve bu konuda hiçbir şey yapmıyoruz. Geçen Dışişleri Bakanlığı'yla da konuştuk. Bakan bu siyasi bir karardır dedi. Ama siyasi karar olmadan önce bunun somut sebepleri var. Hukuki sebepleri var, ekonomik sebepleri var. Ve çok ağır bir şekilde bir suçlama var FAF tarafından bize yönelik. Şimdi deniyor ki yine ya kara paranın nemasını hep Amerika yiyecek değil ya biz de tabii ki yiyeceğiz. Onun için sonuçta yapıyoruz böyle şeyler. Bunun bir hayrı yok Sayın Bakanım. Bu gelen para servet haflarıyla hangi para yatırıma dönüşmüştür? Ben miktarını sordum size. İnşallah cevap verirsiniz. Bir de şunu soruyorum bununla bağlantılı olarak. Giden para ne kadardır? Yurt dışında Türk vatandaşlarına ait ne kadar para vardır? Bir de onunla ilgili cevap verebilir misiniz? En son 2014-15'te Maliye Bakanımız bu konuyla ilgili bilgi vermiş. 150 milyar dolara yakın Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre 150 milyar dolara yakın, 135 miydi? Birisinde 135, birisinde 150 milyar dolarlık yurt dışında Türk vatandaşlarına ait servetler var demiş. Ancak daha sonra çıkışlar çok daha fazla arttı. Şu anda 300 milyarın altında olmaması gerekir diye tahmin ediyoruz. Bir de yurt dışındaki Türk vatandaşlarına ait servet miktarını söyler misiniz? Vergi harcamasından bahsettiniz. 276 milyar dediniz ama 335 öngörülmüştü. Bu sene 994 milyar, 1 trilyon vergi harcaması öngörüyorsunuz. Vergi harcaması alınması gereken verginin alınmaması demektir. Bunun ne kadarı sermaye gelirlerinden, ne kadarı emek gelirlerinden oluşuyor biliyor musunuz? O 1 trilyonun aşağı yukarı 1 trilyon 170 milyarı, 180, 200 milyarı diyelim emek gelirleriyle ilgili, geri kalanı sermaye gelirleriyle ilgili. Yani vergi harcamasında da bir anormallik var. Kur korumalı mevduat hesabı ile ilgili, onun getirdiği anormalliklerle ilgili de vaktim olsa detayına girecektim ama ayrıca bahsedeceğim. Orada bir hukuksuzluk da var. Merkez Bankası'nın 2211 sayılı Merkez Bankası Kanunu 56. maddesine aykırı işlem yapılıyor kur korumalı mevduat hesabıyla. Ona tekrar baktırın. O önemli bir konu.
Ayrıca şu vergi dilimleri meselesi var, ezdirmiyoruz dediniz. Sayın Bakanım, şu anda bir ücretli kurumlar vergisi mükelleflerinden daha fazla ortalama vergi ödüyor. Niye bu bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanlığı yetkisi var, düzeltilmiyor? Bu sene için %27 ortalama bir ücretli, bir ortalama memur %27 kadar vergi ödüyor. Halbuki bunun çok daha aşağıda olması lazım, biliyorsunuz gerekçesini. Gelir dağılımından bahsetmediniz, cinli kat sayısını geçen yanlış vermiştiniz. O konuda da cevap verebilirseniz memnun olurum. Sayıştay raporlarına çok kısa Sayın Başkanım müsaade ettiği şekilde gireceğim. Şimdi Sayın Bakanım, bir Maliye Bakanlığı'nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Sayıştay raporu böyle olmaz. İzlemede olan 10 konu var, 6 konu değil. Bunun 10 konu izlemede devam ediyor. Ve yıllardan beri aynı konular hemen hemen devam ettiriliyor Sayın Bakanım. Ve çok önemli konular. İç kontrol sistemi hallolmamış. Onun haricinde enteresan bulgular var. Bu özellikle kamu iktisadi teşebbüslerinden elde edilen kar paylarının mali tablolara yansıtılmaması gibi. Bu başka tabloları da etkiliyor. Borçlanmayı vesaire de etkileyen konular. Yani bunların Maliye Bakanlığı'nda olmaması lazım. 7 milyar 498 milyon liralık hata söz konusu olmuş. Evet, onun haricinde Merkez Bankası raporuna da değinin. Bu Maliye Bakanlığı'nın raporu önemli ama şu özel sağlık sigortası bütçeden ödenmekte olan Merkez Bankası personelinin özel sağlık sigortası. Senelerden beri bu şeyde yer alıyor. Sayıştay raporlarında eleştiri olarak yer alıyor. Hala çözülmedi. Neden bütçeden ödensin özel sağlık sigortası Sayın Bakan? Bu Merkez Bankası şirket midir, kurum mudur? Bu anlamda da netleşmesi lazım, bir karar verilmesi lazım. Yıllardan beri bu eleştiri yapılıyor, cevap verilemiyor. Aslında şu fiyat istikrar fonuna da değinecektim. Bugün genel kurulda görüşüyoruz. Merkez Bankası kanunuyla çelişen, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği, hala da ısrar ettiğimiz bir konu. Gereğini anlamak mümkün değil. Çok açtık süremizi. Sayın Bakan, bakanlığınızın ve kurumların bütçeleri hayırlı olsun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Anlayışınız. Katlarımız, değerli basın emekçilerimiz, öncelikle hepinizi selamlıyorum. Evet, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Tabii sözlerime başlarken öncelikle 2023 bütçesinin bir seçim bütçesi olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Bütçe, harcama ve paylaşım tercihlerinizi değerlendireceğiz elbette ki burada. Sadece bakanlık bütçesiyle ilgili değil. Tabii bu değerlendirmeyi 20 yıldır sürdürmüş olduğunuz ekonomi ve maliye politikaları üzerinden yapmak gerekir. Ama biraz ben 2022 Eylül ayını, 2021 Eylül ayını da milat olarak almak istiyorum. Eylül 2021 sonrası çünkü yeni bir ekonomi modeline geçtiniz. Zaten bozuk olan ekonomik düzen bu yeni ekonomi modeliyle iyice alt üst oldu ve bozuldu. Neredeyse tüm dünyada faizler yükseltilirken Merkez Bankası politika faizini son bir senede 6 kere düşürdü. Şimdi dünya neredeyse tüm merkez bankaları bunu yaparken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yine düşürmeye devam etti faizleri. Şu anda işte 10.5 faiz oranıyla yürütüyorsunuz dünya ve bu süreçte özellikle sunumunuzda da şöyle bir şey söylediniz. Asgari ücreti %95 oranında artırdık dediniz. Aslında açıkladığınız bu rakam %95 oranında asgari ücretliyi enflasyona nasıl ezdirdiğinizi de gösteriyor. Çünkü gerçek enflasyon TÜİK'in açıkladığı enflasyon değil, halkın yaşadığı enflasyon. Şimdi AKP döneminin en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz bu yeni ekonomi modeliyle birlikte. Hadi yine TÜİK'inkini göz önüne alalım. %85.5 en son geldiğimiz nokta.
Tabii doların nasıl fırladığını da biliyoruz. Şu anda %18.6'ları konuşuyoruz. Diğer yandan ülkenin ekonomik görünümüne baktığımızda ülkelerin borçlanma riskleri risk primlerini belirleyen CDS primine baktığımızda şu anda 840 puan civarında olduğunu görüyoruz. Önce bir 900 puana yükseldi, bir düştü, 900 civarında. Şimdi nedir bu CDS primi dediğimizde dış borçlanma maliyetini ve ödemeler dengesi krizi riskinin ne kadar arttığına işaret ediyor Sayın Bakan. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi. Diğer bir derecelendirme kuruluşu ile ilgili bir veriyi de paylaşacak olursak, Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings yayınladığı raporda Türkiye'nin kredi notunu B+'dan B'ye indirdiğini, görünümünü ise negatif olarak teyit ettiğini açıkladı. Ama siz öyle bir sunum yaptınız ki sanki her şey güllük gülistanlık, her şey çok yolunda. Siz işte esnafa dağıtıyorsunuz, kredi dağıtıyorsunuz, çiftçiye dağıtıyorsunuz, işte sosyal destekler arttı. Ama bir taraftan da bakıyoruz, örneğin Ziraat Bankası'nı ele alalım. Ziraat Bankası çiftçiye kredi vermesi gereken Ziraat Bankası gidip maalesef sizin iktidarınızın borazanlığını yapan Demirören Holding'e kredi vermeyi tercih etti. Ve bugün bu tahsil edilemeyen kredi yüzünden şu anda İstanbul Göktürk'te başka bir krizin yaşanmasına sebep oldunuz Sayın Bakan. Aldığınız bu yanlış kararlarla. Yani birbirini tetikleyen zincirli bir sürü hata. Gelelim bu çok konuşulan kur korumalı mevduat meselesine. Kur korumalı mevduatın da şu anda ülkemize maliyeti yaklaşık Hazineden ve Merkez Bankası'ndan, her ne kadar Merkez Bankası verileri açıklanmamış olsa da tahminlere bakıldığında 150 milyar TL civarında olduğu ifade ediliyor. Bu rakamları en doğru tabii Merkez Bankası ve siz bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi yine sunumunuzda özellikle istihdamla ilgili çok güzel şeyler paylaştınız. Dediniz ki toplam istihdam seviyesi Ağustos itibariyle mevsimsel düzeltilmiş olarak 31 milyon kişiyle tüm zamanların zirvesine ulaşmıştır. İşte 2021 yılı sonunda 1.2 puan artarak %47.9. Evet, 2022 birinci çeyrekte %47.2 olarak açıklanmıştı ama Diskar tarafından TÜİK verilerinden yine hareketle hesaplanan kayıtlı tam zamanlı istihdam oranı %33.3 olarak gerçekleşmiş. Kayıtlı tam zamanlı istihdam. Yani sizin verileriniz tam zamanlı istihdamı vermiyor Sayın Bakan. Burada verileri de çarpıtıyorsunuz. Yaklaşık çalışma çağında yani 15 yaş üstü 64,5 milyon kişinin sadece 21,4 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda Sayın Bakan. O yüzden bu verileri biraz daha tutarlı açıklamanızı rica ediyoruz sizden. Yine istihdam üzerinden gidecek olursak şöyle bir dörtlünüz var. Hem arkadaşlar bunu paylaşıyorlar, hem siz ifade ediyorsunuz. İşte yatırım, istihdam, üretim ve büyüme dörtlüsünü ifade ediyorsunuz sürekli. Ama bu dörtlünün içerisinde tek gerçekleşme nerede Sayın Bakan? Büyümede gerçekleşiyor. Yatırım, istihdam, üretimde yok. Zaten buralarda olmadığı için de işte büyümede de nereden kaynaklanıyor? İhracat rakamları. Sürekli ihracattaki artışı vurguluyorsunuz. Ama hiç ithalat rakamlarından bahsedilmiyor. Şu anda cari açık patlamış durumda. Dış ticaret açığı sadece Ekim ayındaki veriyi paylaşırsak son bir yılda, Ekim ayında son bir yılda 103.2 milyar dolara çıktı dış ticaret açığı. Hiç bunları söylemiyorsunuz. Peki büyümeden kim ne kadar pay alıyor Sayın Bakan? Yani hep bu büyüme büyüdük, ülkenin ekonomisini büyüttük diyorsun da kim büyüyor diye bir baktığımız zaman yine TÜİK verilerine göre emeğin büyümeden aldığı pay trajik bir şekilde düşüyor Sayın Bakan. İş gücü ödemelerinin payı, bakın iş gücü ödemelerinin payı 2 yılda 11.4 azalırken sermaye kazançlarının payı 11.1 puan artmış. Yani 11.4 puan oradan bu tarafa geçmiş. Yani el değiştirmiş.
Burada bir el değiştirme var. Yine en zengin %5'in gelirinden aldığı pay, nüfusun yarısının aldığı paya yaklaşıyor Sayın Bakan. Yani yoksullaştıran bir büyümeyi gerçekleştiriyorsunuz. Bunun altını özellikle birlikte çizelim. Sizin büyümeniz yoksullaştıran bir büyüme. Dar gelirli kesimler yoksullaşırken sermaye büyüyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Sizin asıl göreviniz enflasyonla mücadele edip bu yoksulluğu önleyici politikalar geliştirmeniz gerekirdi. Ama yapmadınız. Bu saatten sonra da zaten yapmanızı açıkçası beklemiyoruz. Bu politikalarınızı ısrarlı bir şekilde bu politikalarınızı sürdürürseniz yoksulluğun artmaya devam edeceğini maalesef görüyoruz. Bugün ekmeğin 7,5 lira olduğundan bahsediyoruz. Belki gerçekleşmedi ama bunu ifade eden kişi şu anda hapiste. Böyle bir durum da var. Böyle bir şeyi de yaşıyoruz. Yani bu ülkede artık yoksulluk gittikçe artıyor. Halk temel gıda maddelerini almakta güçlük çekiyor. Burada TÜİK'le ilgili bir şeye geçmek istiyorum bu noktada. Şimdi Mayıs 2022 dönemine ait tüketici enflasyonu verilerinden önemli bir bilgiyi çıkarttı TÜİK hesaplamalarında. Neydi o? Madde sepeti ve ortalama madde fiyatları adlı liste. Mayıs 2022'de yenilenmedi Sayın Bakan. TÜİK yönetimi sorular üzerine de bu veriyi açıklamayacağını söyledi. Yanlışsak lütfen siz bunu düzeltin. Şimdi TÜİK bu veri setini Ocak 2003'ten bu yana yani 232 aydır düzenli olarak açıklamış. Hatta bu uygulama yaklaşık 1933 yılından bu yana yayınlanıyor. Yani yayınlanan bir veri ama artık açıklanmıyor. Ne var bu paketin içinde diye baktığımızda ekmek, peynir, süt, yumurta ve daha birçok temel gıda maddesinin ortalama fiyatlarının kalem kalem açıklandığı bir veri bu. Ama artık bunu çıkardınız. Aslında ne yapardı vatandaş pahalılığı ölçerken? Ekmeğin, peynirin, sütün fiyatına bakarak bu pahalılığı ölçerdi. Ama şimdi bu karşılaştırmayı yapamayacak. Siz bu hakkını da vatandaşın elinden aldınız. Ayrıca da artık verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesini istemiyorsunuz. Bunun için bunu yapıyorsunuz. Artık TÜİK enflasyonu hangi fiyatlara göre derlediğini de bilemeyeceğiz gibi görünüyor. TÜİK artık gerçekten toplum açısından, bu devlet açısından, bu devlet için görevini yerine getirmiyor. Sadece siz nasıl isterseniz, Cumhurbaşkanı nasıl isterse, siz nasıl isterseniz kamuoyuna bu verilerin paylaşılmasını sağlıyor. Ben yine de bu yetmeyen bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. İlham Bey, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakan, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bütün herkes diyor ki, Hazine Bakanı para vermiyor. Çiftçi perişan, emekli perişan, işçi perişan, herkes perişan. Geçtiğimiz ayda ben ziraatla ilgili, tarımla ilgili ifade edeyim sorunu. Çiftçilerimiz, süt üreticileri perişan. Ve maalesef diyorlar ki, Nebati Başkan'ın gözleri ışıldıyor, sadece doları görüyor ama çiftçiyi görmüyor. Çiftçimiz perişan hale getirdiniz. Çiftçi bitmek üzere. Bakınız rakamlarla söyleyeyim. 2002'de iktidara geldiğinizde 2 milyar lira olan çiftçimizin borcu şu anda 244 milyar liraya gelmiş. Yani kaç kat arttığı ortada. Ve bu durumda da sizler ve bakanlık, diğer bakanlar, Tarım Bakanımız gidiyor Venezuela'da. Önceki bakanlar işte Sudan'da, dışarıda arıyorsunuz. Ya dışarı gitmeye gerek yok. Sizin kendi potansiyeliniz olan çiftçilerinizi desteklemeniz lazım. Burada basit olay basit. Çiftçiyi destekleme politikasıyla güçlendirebilirsiniz. Ama siz ne yaptınız? Kur korumalıya bugün itibariyle 91.4 milyar lira ödeme yapıyorsunuz. Ama çiftçiye, ülkenin gıda güvenliğini sağlayan çiftçimize bir yılda vereceğiniz destek miktarı zar zor 54 milyar lira. Yazıktır, günahtır. Ya ama kalkıyorsunuz, ithalatı destekliyorsunuz. İşte geçtiğimiz dönemlerde her zaman çıkıyor arkadaşlar, diyor ki paramız vardı aldık. Ya neyi alıyorsunuz?
Siz yabancının eline avucunuzu açtığınız zaman geleceğiniz nokta karanlık. Gıda güvenliği sağlamak için çiftçimizi desteklemeniz gerekiyor. Onunla beraber Tekirdağ'a gelmek istiyorum. Sayın Bakan, geçen yıl az önce de ifade ettim. Geçen yıl burada yine bütçede size ifade etmiştim arkadaşlara. Tam bir yıldan beri, hasta öncesi de var, bir yatırım hala da kurumlar arasında gelip gidiyor. Ya muhalefet partisinin belediyesi olmak suç mu diye buradan soruyorum. Hatta Sayın Şentop hocamıza da ifade ettik beraber. Dedim hocam yardım edin. Çünkü burada 21. yüzyılda yaşıyoruz Sayın Bakan. Kanalizasyon olmayan bir ilimizin ilçesi var. Ve buradaki belediye, Marmaris'i belediyesi AK Partili belediye olmasına rağmen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi orada 3 yıldan beri yatırım yapmak için çaba sarf ediyor. Bir daha önce verildi, sonra geri alındı. Şimdi daha zar zor özelleştirme idaresiyle TİDA, Milli Emlak derken belli noktaya geldik. Ama bir yıl oldu daha bu yeri teslim etmediniz. Bu ayıp bizim ayıbımız. 21. yüzyılda vatandaşlarımızı hala vidanjörle çektiriyorsak bu bizim ayıbımız diyorum. Bu projenin bir an evvel netleşmesi için sizden destek bekliyorum. Sayın Başkan, Sayın Bakan, ayrıca Tekirdağ'a geldiğimiz zaman vergiler almada Tekirdağ'da kaplan gibisiniz. Tekirdağ vatandaşlarım merkezi bütçede %8 sırada ama hizmet almaya baktığınız zaman 56'larda 58'lerde. İşte maalesef biz veriyoruz ama geri almada maalesef Tekirdağ sınıfta kalmış. Bunun için okullarımız dertli. Okullarımız depremsellik yüzünden yıkıldı, yıkılma veya kapatılanlar var. Ama pandemiden bu tarafa hiçbir şey yok ortada. Okullarda çocuklarımız 20, 40, 60, 80 kişilik sınıflarda oturuyorlar. Bitmedi. 2016'da temeli atıldı. Bakanlar değişti. Hala da Ayrabolu, Süleymanpaşa arasındaki yol bitçağı yok. 2016-2020 idi. Şimdi 2024'e gitmiş. Yine 2013'te başlayan Süleymanpaşa'dan tak Muratlı'ya kadar yol maalesef bitmedi. Hani dublörler yapıyorduk, yollarla avunuyorduk, seviniyorduk ama Tekirdağ'a geldiği zaman, Trakya'ya geldiği zaman maalesef yok. Yine Ergene, insanlarımız Ergene'ye para harcandı, emek harcandı ama dedik ki yanlış yapıyorsunuz, yanlış para harcıyorsunuz. Şimdi ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da 2010-2020 yılındaki 13 Kasım'da Tekirdağ'ın kurtuluşunun 13 Kasım'ında ilk kongresinde yanlış açıklama yaptırdılar, yalancı çıkardılar Sayın Genel Cumhurbaşkanı'nı. Çünkü daha Ergenek yılı akıyor. Yani geldiğimiz noktada Tekirdağ'ımızın hem resmi kurumlarda, hastaneler açısından da dertleri var. Devlet kurumları, devlet mekanları ile ilgili Tekirdağ şu anda öksüz kalmış ve birçok yatırımdan mağdur. Ve ama Hazine, Maliye Bakanlığı vergi toplamada, vergi denetmenleriyle beraber Tekirdağ'da feriştah kesiliyorsunuz. Ama eğer geri dönüşte Tekirdağ'ın olan yatırımlarda ise maalesef sınıfta kalmışsınız. Bir an evvel Sayın Bakan, Tekirdağ'a ön plan almanız, vergi sıralamasında alırken önde ama geri dönüşlerde geride olan Tekirdağ'ımızı ön plana çıkartılmasını talep ediyoruz. Yine bakınız, Türkiye'deki hayvancılıkla aynı, buğday üreticisi, arpa üreticisi sıkıntıda. Ya yem üreticisine TMO destek, hazine diyor ki ben bir destek vereceğim diyor. Kalkıyor un sanayicisine 4460 liraya buğday verirken, ya yem sanayicisi üreticisine, yem üreticisine diyorum, çiftçimize, et, süt, bu ülkenin gıda güvenliğini sağlayan çiftçimize ise 5250 liradan TMO buğday satıyor. Yine bu da yetmez gibi Sayın Bakan. Çok teşekkürler. Sayın Başkan bitiyor. KDV ile ilgili de, KDV ile ilgili de sıkıntı var, bilginiz olsun. Üyelerinizi anlıyorum tabii hani. Ama böyle kelimeleri takla attırarak gerçekleri olmayan şeylere varmış gibi dışarıdan saldırı var. İşte ülkemizin nasıl savunduysak ekonomik saldırıya karşı öyle savundu. Ne savundu? Bir Trump saldırdı size bir kere. O zaman da papazı emin verdiniz ertesi gün yani. Bir savunduğunuz mavunduğunuz hiçbir şey yok. Ya IMF ve Dünya Bankası bize ne güzelmiş sizin modeliniz falan onlar da anlamışlar. Ya öyle bir şey yok. IMF geldi, yıllık araç şeyini yaptı ve Türkiye'ye faiz yükseltmesini önerdi. Yükseltin anlamda söylemiyorum. IMF ve Dünya Bankası Amerika'ya, Avrupa'ya bu kadar hızlı bir şekilde faiz arttırmayın, problem oluyor dedi. Buradan ne çıkarıyorsun şaşıyorum. Bak Sayın Bakanım, sizi gerçekten, sizi kutluyorum Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, sizi kutluyorum. Çok önemli bir laf ettiniz, büyük bir laf. Dar gelirlerin dışında herkes karlı. Uygulamakta olduğunuz TEM yani Türkiye eğitim modelini bu kadar güzel anlatan başka bir cümle yoktu. Sizi tebrik ediyorum. Bakın arkadaşlar, enflasyon
Türkiye ekonomik modeli dediğimiz model bir şekilde farklı yönlerden ele alınabilir ama esasen enflasyonla büyüme dediğimiz modeldir. Düşük faiz dediğimiz şey laftır. Yani düşük faiz politika faizidir, göstermeliktir. Esas faizler çok yüksek. Bunu biliyoruz. Şimdi bu ekonomik modelin en temel şeyi enflasyondur. Nitekim Sayın Bakanımız anlatırken enflasyona gelince işte biraz yuvarlak, yani çok cesur konuşmadı yani. Daha önceki rakamlardan söz ederken büyüme falan çok özgüvenle. Enflasyon çok kötü bir yerde. Nasıl kötü bir yerde? Öyle pozitif ayrışma falan yok. Negatifin negatifi bir ayrışma var. %95 resmi rakam, TEFE'de resmi rakam ama ÜFE'de %157.69. Sayın Bakan sürekli diyor ki işte Aralık ayından itibaren sesini alçaltıyor. Baz etkisinden bile olsa enflasyon düşmeye başlayacak. Sayın Bakan külahımı anlat, külah yok, kelime anlat. Kelime anlat sen bunları. ÜFE %157.69. Nereden enflasyon düşecek, nasıl düşecek? Başka ülkenin üretilen malları gelecek de ucuza mı satılacak? Gıda enflasyonu %99. Sizin enflasyonla büyüme dediğiniz şey değerli arkadaşlarım, zenginlerin zenginleşmesi, garibanların iyice çökmesi anlamına gelen bir şeydir. Bakan da zaten bunu itiraf etti. Niye garibanların çökmesi anlamına geliyor? Bakın, resmi açıklamalar, şirketler var, isimleri versen bilmiyorum. Birkaç tane vereyim mesela. Sasa %757, Akbank %414, Şişecam %251. Bakın, bu kadar büyük kar ettiler şirketler, bankalar, dünyanın kar etti. Niye ettiler? Bu kurdan dolayı ve enflasyondan dolayı oldu. Bir de sizin uygulamış olduğunuz haksız, adaletsiz kredi politikalarınızdan dolayı oldu. İstediğinize kredi veriyorsunuz, durumları iyi olanlara kredi veriyorsunuz, garibanlara, çökmekte olan, sıkıntısı olanlara da bir tekme vurup batırıyorsunuz. Sizin TEM dediğiniz uygulama, Erdoğanizm dediğimiz büyük teori budur değerli arkadaşlarım. Budur. Efendim verdik şeylere de biz işte asgari ücretlere verdik. Bir şey vermediniz. Asgari ücreti vergi dışı bıraktık. Bir şey bırakmadınız. Evet vergi dışı bıraktınız ama vergi dilimleri duruyor. Gariban, memur, işçi, dar gelirli ikinci ayda, üçüncü ayda dilime girdiğinden dolayı bırak sabit gelirli olmayı gelir düşen şeyine yazılıyor. Yani sizin uyguladığınız ekonomik politika budur değerli arkadaşlarım. Bakın işte enflasyon şu kadar mı bu kadar mı arttı, çok verdik geçen seneye göre, artık karşılaştıramıyorsunuz. Sizin bütçeleriniz aslında gerçek enflasyonu gösteriyor. Yani TÜİK yani neyse bir yalan söyleme makinesine döndü. Ne sizin bütçelerinize bir bakalım, %105, %160, %234 değişik kalemlerdeki bütçeleriniz. Bunlar ne anlama geliyor? Bunlar enflasyon. Ya o zaman ENAG'ı çağıracaksınız, enflasyonun ölçme işini ENAG'a vereceksiniz. Onun uygulamış, onun söylediği şeyler gerçekten şey. Şimdi vergi politikaları çok önemli Sayın Başkanım. Bu konuyla ilgili çok bir şey söylemediniz. Yani gelir, yani insanların gelirleri azalıyor, şöyle böyle oluyor. Uygulamış olduğunuz politikalar, vergi politikaları da insanları daha da çökertiyor. Dolaylı vergiler hala en büyük kalem devlet. Gelir adaleti dağılımında çok ciddi bir problem var Türkiye'de. Hele hele bu problem daha ölçülmedi. Ölçecekler önümüzdeki yıllarda. Bu son zamanlarda pandemide falan kat kat arttı. Bunlardan dolayı insanlar eziliyor. Bakın siz öyle konuşuyorsunuz arkadaşım ama dürüst değilsiniz demeyeyim ama gerçeği söylemiyorsunuz. Gelin bir beraber gidelim Dikmen Keklipınarı pazarına gidelim de insanların halini, dar gelirlerin halini bir görelim. Görmüyorsunuz. Bakın onlar ilk seçimde sizi ciddi bir şekilde görecekler. Sizin bakın uygulamış olduğunuz şey sonucunda 258 milyar bütçenizde şu 258 milyar sosyal yardımda bulunacaksınız. 581 milyar TL faiz ödeyeceksiniz. 994 milyar TL'de vergiden vazgeçiyorsunuz. Yani gene iş adamına, zengine falan veriyorsunuz. Garibanın vergisinden vazgeçtiğiniz hiçbir şey yok. Köylere yapacağınız ödeme 100 milyarı çoktan geçecek. Kur korumalı hala bize 91,2 milyar TL'den söz ediyor. Merkez Bankası'nın verdiği şeyi söylemiyor. Ve bu Merkez Bankası'nın temsilcisi burada oturuyor. Bize yazıklar olsun ki, yani ben kendimi de koyuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri falan bütçe üyeleri bilgi vermeyen Merkez Bankası'nın
Bankası burada otururken bu konuşmaları yapıyoruz. Yani ben şey yapmıyorum diyor, bakmıyorum diyor. Siz ben vermiyorum rakamı. Ne yaparsanız yapın bütçe. Zaten bizi de ilgilendirmiyor. Bütçe saraydan geliyor. Biz uyguluyoruz diyor. Diyor. Ne kadar çıkacak bilmiyoruz bu KKM. KKM dediğimiz şey de öyle bir noktaya. KKM bir tür faiz basma şey, dolar basmaktır değerli arkadaşlar. Sayın Bakan sizi tebrik ediyorum. Kendi dolarınızı bastınız. İkinci tebrik bak Sayın Bakan. Önceki bakan Sayın Damat arka kapıdan milyar 128 milyar dolar çıkararak bu dengelemeleri kurmaya çalıştı. Sayın Bakanımız da ne kadar çıkardığı bilmiyoruz ama en az 80 milyar dolar arka kapıdan çıkmaya devam etti. Nerede Sayın Bakanım bu 128 milyar artı 80 milyar, 90 milyar, 210, 200 milyar dolar nedir? Bakın Sayın Bakan şöyle bir söylenti var İstanbul'da. Akşamları Merkez Bankası görevlileri olduğunu sandığımız insanlar çantayla dolar topluyorlarmış. Ne de paraların satıldığı, dolarların satıldığı yer İstanbul'daki sep neresi? Tahtakale'de. Bunlar doğru mu Sayın Bakan? Ve ondan sonra siz arka kapıdan bunları götürüyor musunuz? Ama ki ne zaman götüreceğinizi de haber veriyor musunuz birilerine? Onu bilmiyorum. Bakın %12 faizden rahatsız duruyoruz. Faiz haramdır NASA göre. Ben inanıyoruz. Ama 565 milyar dolar faiz ödeyeceğiz. Bakın arkadaşlar başka vahim bir... Neye göre büyüdük, ne pahasına büyüdük bu da ayrı bir şey yani. Alt geliride aşağıda olan insanların ezilmesine, aç kalmasına, pahasına büyüdük bu da ayrı bir şey. Bakın değerli arkadaşlarım borçlardan söz etti, şu kadar iyi borçlanıyoruz falan. Sayın Bakan önceki gün %10 dolar faizle, dolarla borçlandınız mı 1,5 milyar? Ondan evvel de o civarda %11 ile borçlanıyor muyuz? Dünyanın en yüksek faiziyle borçlanırlar Sayın Bakan. Kimi kandırıyorsunuz? Kimi kandırıyorsunuz Sayın Bakan? Neyi kandırıyorsunuz? Bu paralar gene bizden çıkacak. Ya Türkiye'nin 189 milyar dolar kısa vadede yükümlülüğü var. Kısa vadede ödenmesi gereken borcu var. 450 milyar dolara yaklaşmış dış borcu var. Neden söz ediyorsunuz? Cari açık. Cari açık işte enerjiden dolayı. Hayır hesaplayalım enerjiden dolayı değil. Cari açık önceden de devam ediyordu. Enerji fiyatları arttı da devam etmedi. Ha Sayın Bakanım enerji fiyatlarının düşeceğine dair bir bilginiz mi var yani? Bir şey mi biliyorsunuz? Böyle mi düşünüyorsunuz önümüzdeki yıllarda enerji fiyatları yarı yarıya aşağı düşecek? Hayır burada kalacak belki de daha da artacak. Değerli arkadaşlar cari açık çok ciddi bir problemdir. 50 milyar dolar bu sene seneye ne olacak bilinmiyor. Ve biz iddia ediyoruz, iddiamızı tekrar ediyoruz Sayın Bakan. Bu cari açık nasıl finanse ediliyor Sayın Bakan? 30 milyar dolara yaklaşan bu net hata noksan kalemi nedir Sayın Bakan? Bu varlık barışı nedir Sayın Bakan? Size defalarca sorular sorduk. Cevap vermediniz. Siteye bakın, şuraya bakın. Vergi gelirleri gelir idaresine yansımadı diyor varlık barışından gelenler. Sayın Bakanım son 3 varlık barışında vergi koydunuz. Bu vergi beyan olacak ve vergi dairesine yansıyacak. Varlık barışından ne kadar geldi olacak. Onu mu yazıyorsunuz net hata noksana? Neye yazıyorsunuz? Peki Sayın Bakanım bir şey daha söyleyeyim. Siz 9 defa varlık barışı çıkardınız. OECD ülkeleri bir defa çıkardılar. 9 defa varlık barışı dünyada ne oluyor da bize geliyor? Bu para nasıl bir para Sayın Bakanım? Vergiden karşılanan paralar gitti. Bu hangi para? Bu kara paradır Sayın Bakanım. Bu eroinden, kokainden, amfetaminden şey yapan paralardır. Bunu tetkik etmiyorsunuz. Çıkarmış olduğunuz şeylerde, kanunlarda hatta bir tanesini yazmışsınız bunlara hiç bakmayacağız diye biz plan bütçede kıyameti kopardık da çıkardınız. Yani herhangi bir adli idari soruşturma yapmayacağız diye. Bütün bunlar herkes tarafında biliniyor Sayın Bakan. Onun için masal anlatmayın, kusura bakmayın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Durmuş Yılmaz. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ömer Fethi Güler şeklinde 4 arkadaşımızı ilerletmiş olayım bu aşamada. Şimdi Neslihan Hanım'dan söz veriyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bir saniye. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyor. En değerli mirası olan Cumhuriyetimizi 2. yüzyılında demokrasiyle taçlandırma sözümüzü bir kez daha yineliyoruz. Sayın Bakan sizlerin de sunum kitapçığınızdaki Türkiye yüzyılı ifadenizi Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı olarak değiştirmenizi öneriyorum. 2023 yılının bütçesini müzakere ediyoruz.
Ancak bunu yapmamız için önce geride bıraktığımız 20 yılın bir bilançosunu çıkarmamız gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 3 Kasım 2002'de iktidara geldi. Bu partinin kurduğu hükümetler 20 yıllık süre boyunca 2,5 trilyon dolar vergi topladı. Yetmedi, 131 milyar dolar borç kullandı. Bu da yetmedi, mülkiyeti bu millete ait olup devlete emanet edilmiş olan 63 milyar dolarlık malı mülkü sattı. Soruyorum, hazineye giren bu paralara ne oldu? Ya lüks için, şatafat için, saraylar, uçak filoları kurmak için har vurup harman savruldu. Ya da beşli çetelere gelir garantili yandaş operasyonları kullanıldı. Peki bu süreçte vatandaşımızın payına ne düştü? Ağır bir borç yükü. 2002'de 132 milyar dolar olan dış borcumuz 444 milyar dolar. 20 yıl önce doğan her bebek 2000 dolar borçla hayata merhaba diyordu. Şimdi yine 5200 dolar borç düşüyor. İç borçlanma konusuna gelince elimde Elimde 2 Kasım, hazinenin Kasım 2002, Ocak 2023 iç borçlanma stratejisi var. Yani bu yüzyılın son yılın son çeyreğine ilişkin borçlanma planınız Kasım'da 31.2 milyar liralık iç borç servisi için 57 milyar lira yeni bir iç borç bulacaksınız. Aralık'ta 24.2 milyar liralık borcu ödemek için 49.4 milyar lira daha borçlanacaksınız. Dış borç onun artık zaten bulamıyoruz. Strateji belgesinde bu da var. Orada o hanede sıfır yazıyor. Özetle borcu çevirme stratejiniz devleti yani milletimizi neredeyse 2 kat maliyetle yeniden borçlandırmak. İktidar bu borç sarmalını sanki bile isteye büyütüyor. Seçimi ya biz kazanırız ya da bizden sonrası tufan, ekonomiyi yangın yerine çeviririz diye düşünüyorsanız sizi uyarıyoruz. O yangın hepimizi yakar. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu iktidarın makro ihtiyati tedbirler diye adlandırdığı ve uyguladığı program büyük yıkım tetiklemek üzere. Üretmek isteyen, yatırım yapmak isteyen, istihdam yaratmak isteyen, ihracat yaparak ülkeye döviz kazandırmaya çalışan herkes uygulanan bu program yüzünden finansman erişim krizi yaşıyor. Bu iktidar yolun sonuna geldi ama giderek ülkemizde uçurumun kenarına getirdi. Neyse ki güçlü bir ülkeyiz. Milletimiz de bugün ödediği ağır bedelle bu iktidarın ülkemizi nasıl bir batağa sürüklediğini görüyor ve kurtulmak için hep beraber gün sayıyoruz. Teşekkür ederim. Sındır'da hazırlanmanız için söyledim. Sayın Kaytancıoğlu buyurun lütfen. Süreniz 5 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaşlar. Gübretaş'ın halka açık hisselerinin yarısı 1,5 yıl önce bir kişi tarafından toplandı. Ve bunu yazan gazetenin haberine erişim yasağı getirildi. Gübretaş'a ait maden sahasında altın bulunduğuna dair haberlerle hisselerin değeri 20 kat arttı. Sermaye piyasası kurulunca bir inceleme başlatılıp başlatılmadığını, hisseleri toplayan kişinin kim olduğunu ve bu kişiyle o dönem Tarım Kredi Kooperatifleri'nin genel müdürlüğünü yapan Fahrettin Poyraz arasındaki ilişkiyi sormuştum. Soru önergemin tarihi Aralık 2020. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan tarafından Mart 2021'de soru önergeme yanıt verildi. Dendi ki Gübretaş'ın Söğüt Altın Madeni projesiyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu yürütülen inceleme devam ediyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Gübretaş'ın Söğüt Altın Madeni sahasının Cengiz Holding'e devredileceği iddiaları basına yansıyınca bu kez size sordum Sayın Nebati. Bir soru önergesi verdim ve geçmişteki soru önergesine konu olan incelemelerin sonuçlanıp sonuçlanmadığını sordum. Ona da yanıt geldi. Gübretaş hisselerine ilişkin şirket tarafından kamuoyu aydınlatma platformunda yapılan açıklamalara ve söz konusu dönemde şirket pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yapılan incelemeler halihazırda devam etmektedir.
Bu ne kadar uzun süre sürüyor bu incelemeler? Ayrıca Cengiz Holding'e altın sahasının satılacağına dair haberlerle ilgili olarak da tebliğe aykırı şekilde Gübretaş tarafından kamuoyu aydınlatma platformunda herhangi bir özel durum açıklaması yapılıp yapılmadığı ve şirketten fiili hakkında savunması talep edildiği ve gerekli açıklamanın ivedilikle yapılması gerektiği bildirilmiştir denildi. Yaklaşık 2 yıldır bir soruşturmayı tamamlayamayan SPK, son günlerde kamuoyuna yansıyan olaylara da baktığımızda görüyoruz ki iktidara yakın birilerinin yaptıklarını görmezden gelmektedir. Birileri milyonlara götürürken küçük yatırımcı soyulmaktadır. Biz çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatiflerini son zamanlarda çiftçiye haciz gönderirken görüyorduk. Yine sözde indirim adı altında çiftçiye gitmesi gereken kaynakların Tarım Kredi marketlerde çarçur edildiğini görüyoruz. Birileri Tarım Kredi Kooperatiflerinin şirketi olan Gübretaş'ın hisselerini içeriden bilgi alarak topladı. Gübretaş'ın Bilecik Söğüt'teki maden sahasında altın bulunduğu haberleriyle hisseler 20 kat arttı. O zaman bu hisseleri kim topladı diye sorduk. Hala SPK inceliyor. Aradan 23 ay geçti. Ne bitmez bir incelemeymiş bu. Ne zaman bu inceleme bitecek? Bu hisseleri kim topladı? Bunu yapanlara karşı bir yaptırımınız olacak mı? Çiftçinin, küçük yatırımcının soyulması sizin iktidarınızda olan bir durum mu? Bunları merak ediyorum. Çiftçiye haciz gönder, yüksek rakamlardan birkaç yerden maaş al, çiftçiye pahalı gübre sat, hisseleri yandaşa toplat, olmadı haber yap, hisseler uçsun, sonra da yandaşa altın sahasını devretmeye hazırlan. Kaç koldan soygun bu? Bu soygunu yapanlar hesap vermeyeceklerini düşünmeye devam etsinler. Hesap ilk seçimden sonra acı şekilde kesilecektir. Siz bakan olduğunuzda bir açıklama yaptınız. AKP Genel Başkanı da sizin açıklamanıza devam etti. Çin modeli uygulayacaktık. Çin modeline ne oldu? Emekli açlık sınırının altında bir gelire sahip. Esnaflar borç içinde, alışverişler düştü. Asgari ücretli açlık sınırının altında. Devlet memurları, kamuda işçi olarak çalışanlar, özel sektörde uzun yıllardır çalışan deneyimli insanların gelirleri düştü. Çiftçiler borçlarını çevirebilmek için ineklerini, tarlalarını, traktörlerini ya satıyor ya ipotekli krediler kullanıyor. Az önce bir banka müdürüyle görüştüm. Bir yılı aşan krediler verilmiyor. Peki nasıl finansman sağlayacaksınız şirketlere? Nasıl o şirketler bu krediler alacaklar, istihdam sağlayacaklar? Hani bankalara güven vardı, hani ekonomiye güven vardı? Bankalar kredi vermezse nasıl olacak yatırımlar, istihdam nasıl yaratılacak? Bunları soruyorum. Sürem de bitti. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım ve Hazine ve Maliye Bakanlığımıza bağlı kuruluşlar, bağımsız kurumlar ve çok değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii bugün ölümünün 84. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyetimizin ve tam bağımsız bir ülkede özgür birer yurttaş olarak ve bu kutsal çatı altında milletimizin iradesini ifade edebilme onurunu, özgürlüğünü yaşıyor olabilmemizin müsebbibi olan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, onun ölüm yıl dönümünde saygıyla, özlemle, rahmetle anmak istiyorum. Sözüme başlamadan önce Razı Hanım burada değil, Sayın Razı Akbaşkan, konuşmasının bir kısmında memurlara maaş ödenmeyen günleri de gördük demişti. Ben 85 yılından beridir devlet memurluğu yapan bir kardeşinizim. Annem babam kamu çalışanıdır. Birisi memur, birisi işçi emeklisi. Ben bir gün olsun maaşlarında bir gecikme olduğuna hiç şahit olmadım, kendimde dahi. Sayın Bakanım, siz bir televizyon konuşmanızda, bu hala gündemde aslında, gözlerime bakar mısınız, ne görüyorsunuz dediniz diye sordunuz. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır dediniz. Şimdi Sayın Bakanım, ben sizin gözlerinize bakıyorum. Buradan biraz uzak olsa kalsanız da, evet, o ışıltıyı, o parlaklığı görüyorum. Ama o ışıltı ve o parlaklık aslında toz pembe bir ekonomi ve belki de bir umut veren
bir ışıltı gibi görünse de acaba gerçekten aynı ışıltıyı başkalarında da görüyor muyuz? Sayın Bakanım, bakın sizin gözlerinizde gördüğümüz ışıltıyı aslında geçmiş 5 yılda 120 milyar lira kuruş eksik etmeden ödediğiniz ve önümüzdeki 3 yılda da yaklaşık 374 milyar lirayı bulacak olan, hani geçmiş 5 yılda 120 milyar lirayı kuruş eksik etmeden ödediğiniz, önümüzdeki 3 yılda da yaklaşık 374 milyar lirayı bulacak olan ödemeleri ellerini oluşturarak bekleyen KOİ projeleri, mühendikleri, müteahhitleri aynı ışıltıyı gösteriyorlar gözlerinde. Bu ışıltıyı iktidarınızda 9 kez getirdiğiniz varlık barışı ile kaynağı belli olmayan suç geliri mi, kara para mı, uyuşturucu mu, kaçakçılık geliri mi belli olmayan mevduat hesap sahiplerinde aynı ışıltıyı belki görüyoruz. Bu ışıltıyı aynı zamanda kur korumalı mevduat ile hepimizin, fakirin, dar gelirlinin, çiftçinin, esnafın, borç yükü altında ezilen vatandaşlarımızın, ez cümle hepimizin hakkı olan bir paranın hazineden aktarılarak mevduatlarını kabarttığınız mevduat, KKM mevduat sahiplerinde de görüyoruz ama bu ışıltıyı ne yazık ki açlık sınırının altında ücrete mahkum olan işçimizde, memurumuzda, çoluğuna, çocuğuna, torunlarına bir bayram şekeri bile almaktan imtina eden emeklerimizi göremiyoruz. Her pazar alışverişe çıktığında akşamı bekleyip pazar atıklarıyla evine sebze meyve götürmeye çalışan vatandaşlarımızda göremiyoruz bu ışıltıyı ne yazık ki. Evladının beslenme çantasına yiyebileceği hiçbir şey koyamadığı için, evladının üstüne başına bir elbise, ayakkabı dahi alamadığı için, evine ekmek peynirden başka bir gıda ürünü bile götüremeyen gözü yaşlı anneler ve babalarda bu ışıltıyı göremiyoruz. Sayın Bakanım, 1,5 trilyon liraya varan bir borcu olan vatandaşımızda göremiyoruz bu ışıltıyı. Yaklaşık 1 trilyon 700 800 milyar lirayı bulan borcu olan KOBİ'lerde, esnafımızda ve takibe düşmüş 350 borcu takibe düşmüş 353 354 bin esnafımızda bu ışıltıyı göremiyoruz. Kredi borcu 261 milyar 414 milyon lirayı bulmuş olan bankalara sadece çiftçimizde ve 2002'de sizin iktidara geldiğiniz 2002'den bu yana 110 kat, hani hep siz hep cari değerlerle konuşuyorsunuz, ben de cari fiyatlar üzerinden konuşayım, 110 kat artmış olan, ki buna tarım kredi ve veresiye borçlarını saymıyorum, 120-130'u bulacak bir borca sahip olan çiftçimizde o ışıltıyı göremiyoruz. Sayın Bakanım, TÜİK enflasyon oranını TÜFE olarak 85,5, %85,5 olarak açıkladı. Gıda enflasyonu %99,05. Hadi 100 demeyelim, 3 rakama çıkmayalım. Üretici fiyatları endeksi %157,7. Tabii bu üretici fiyatları endeksi çok yakın bir gelecekte TÜFE'ye de doğrudan yansıyacak olan bir endeks. ENAK diyoruz, ENAK'a bakıyoruz %185. Şimdi ben buradan TÜİK devletin bir kurumu olarak güvenmek istiyorum. Ben yıllarca TÜİK verileriyle bilimsel çalışma, araştırma, geliştirme faaliyetlerinde kullandım. Güvenmek istiyorum ama güvenemiyorum. Neden güvenemiyorum? Bir kere enflasyon hesaplanmasındaki verileri TÜİK neden paylaşmaz? O enflasyon sepetindeki ürünlerin fiyatlarını neden yayınlamaz? Yayınlasın, biz de görelim, bilelim diyelim. Ya hakikaten TÜİK doğru söylüyor. Bu enflasyon oranı doğrudur. Niye yayınlamıyorsunuz? Yayınlayın Sayın Bakanım. Ve bunu iddia eden, hani siz bu durumda ENAK doğru söylemiyor, söyledikleri yanlıştır diyebilirsiniz. Bunu diyebilecekken bunu bile dememek adına, çünkü diyemeyeceğinizi zannederim görüyorsunuz ki bu rakamları yayınlamıyorsunuz. Bu millette tabii siz yayınlamadıkça TÜİK'e ve devletine olan güven de sarsılıyor. Hadi diyelim ENAK yayınladı. %85, %185 diyelim ki TÜİK yayınladı. ENAK'ın verisi %185 değil de %120. TÜİK rakamları da %120'ye çıktı.
Bu %35'lik bir hak gaspı olmuyor mu? Vatandaşın ücretlerini yarın maaşlarına yapacağınız zam üzerinden bir hak gaspı olarak değerlendirmiyor musunuz? Şimdi bu TÜİK'in diğer verilerine de bakalım. Yani güvenerek bakalım. Diyelim ki örneğin işsizlik. Bugün açıkladı TÜİK. 15 yaş üstü işsiz sayısı bu yıl Eylül'de geçen aya göre yani Ağustos'a göre 120 bin kişi artmış işsiz sayısı. Yani 3 milyon 482 bin kişi olmuş. 15-24 yaş arası genç işsizlik 1.2 puan artışla %19.6'ya çıkmış. Kadınlarda %25.4. Sizin atıl iş gücü oranı olarak ki kanımca bu terim bir hoş işsizliği hoş göstermeye çalışan bir terim geliştirilmiş işsizlik oranı yani işsiz, eksik istihdam ve umutsuzların %20.3'e ulaşmış. Böylesi bir işsizlik ortamında vatandaşın işsiz olan, iş arayan vatandaşın da gözlerinde o ışıltıyı görmemiz biraz zor. 2021 yılı bütçe kanun tasarısı, kesin hesap kanun tasarısında teklifinde 2021 yılına devreden borcun 1.96 trilyon lira olduğu, 2021 yılında ancak 890 milyar 780 milyon ödendiği ve 2022'ye 3 trilyon lira devrolduğu ifade ediliyor. Yani 2022'ye devreden toplam borcun 2021'den devreden toplam 3 trilyon 21 milyar lira borcun, bu iç borç, dış borç ve hazine garantili borç toplamı, bunun 1/3'ü sadece 2021 yılında oluşmuş. Yani 3 trilyon lira toplam borcun 1/3'ü sadece bir yıl içerisinde 2021'de oluşmuş. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bir de sözlerimin sonuna geliyorum. Tabii dış ticaret açığımız ilk 10 ayda 2022'nin ilk 10 ayında -91.102 milyar dolar bir açık vermişiz ithalat ihracat farkı olarak. Bunu da herhalde gözlerde ışıltı sağlayacak bir değer olarak ifade etmek biraz zor. Aynı zamanda vergide dolaylı dolaysız vergiler üzerinden ki dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içerisinde %32.27 bir paya sahip olduğunu, dolaylı vergilerin de %67.73 bir paya sahip olduğunu görerek, bilerek, OECD ülkelerinde bunun tersi bir oranda olduğunu da bilerek, bu vergideki adaletsizliği de görerek gerçekten gözlerimizde gelecek adına, umut adına bir ışıltı olmasının pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, bütçemiz, sizin yönettiğiniz bu bütçe, yöneteceğiniz bu bütçe, hepimizin bütçesi, devletimizin, vatandaşımızın, milletimizin bütçesi. O nedenle hepimiz adına hayırlı olsun diyorum. Ama lütfen iyi, doğru yönetin ve vatandaşımızın genel menfaatini gözetin diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, geldiğinizde özellikle bazı arkadaşlarımız size sürekli olarak methiyeler, mersiyeler düzdüler. İşte şöyle yetenekli, böyle yetenekli ama bizim bildiğimiz en iyi yeteneğiniz damada yakın olmanız. İnşallah diğer meziyetlerinizi de bundan sonra görürüz Sayın Bakan. Hazine elinizde, maliye elinizde. Siz, ben bu işi biliyorum, şu şu hocaların elinde yetiştim diyorsunuz. Çok değerli hocalarımızı kendinize referans gösteriyorsunuz. Fakat Türkiye'yi batırıyorsunuz ama farkında değilsiniz. Tek eli sattınız 292 milyona. 292 milyon dolara. Alan 900 milyon dolara sattı. Ondan alan da sadece %49'unu 1,5 milyar dolara sattı. Yani gerçek doları 3 milyar dolar. Şimdi bu durumda ne oluyor? 10 katı zararına satmış oluyorsunuz. Daha amiyane bir tabirle söylemem gerekirse Türkiye'yi 10 katı kazıkladınız Sayın Bakan. Aynı şekilde Türk Telekom'u da sattınız.
Türk Telekom'un sattığınız alan içini boşalttı. Şimdi geriye almak zorunda kaldınız. Ne kadar, kaç milyar dolar zararlı? Onu dahi açıklayamıyorsunuz. Sayın Bakan, süt endüstrisi kurumunu sattınız. Süt endüstrisi kurumunu yüksek fiyat vermişti Koç Holding. Vermediniz, daha düşük fiyat verene verdiniz. İşletemediler, sonra Koç Holding'e sattılar. Siz direkt satsaydınız, devleti kazandırsaydınız ne geçerdi elinize? Çok kötü bir şey mi geçerdi? Niye bunları denemiyorsunuz? Aynı zamanda SEKA'yı sattınız. Azot sanayini sattınız. Gübre fabrikalarını sattınız. Hiçbir gübre fabrikası kalmadı devletin elinde. TÜBRAŞ'ı sattınız. Limanları sattınız. Devlet çiftliklerini sattınız. Şeker fabrikalarını sattınız. Sizden önceki iktidarlar ne yapmışlar ise hepsini haraç bezat sattınız yok pahasına. Sayın Bakan, bu ülkeye düşmanlığınız mı var? 20 yıldan beri Türkiye'yi zarar ettirmek için elinizden gelen her şeyi ardınıza koymadınız. Nedir bu ülkeden sizin bu kadar nefretiniz? Bizi bir anlayın da biz de öğrenelim hiç olmasa gerçek değerini. Değerli arkadaşlar, şehirlerin en kıymetli yerlerini ya sattınız yahut da AVM'ler yaparak inşaattan para kazandık, ülkeyi kazandırdık sanıyorsunuz. Yandaşlarınızı ve kandaşlarınızı doyurdunuz. Türk Telekom'u sattığınızı anlattım zaten teker teker. Sahi yabancı ülkede vatandaşlar, yabancı ülke vatandaşlarını gayrimenkul satıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, yabancı ülkelere satılan gayrimenkullerde karşılıklılık ilkesi vardır. Siz bunu kaldırdınız ortadan. Ne varsa satmaya çalışıyorsunuz. Ne varsa satmaya çalışıyorsunuz. İnşaat dışarıya satarak para kazanılmaz. Döviz elde edilmez. İnşaat kendi ülkenizin insanının ihtiyacı için yapılır. Üretim aracı olarak kullanılır veya konut olarak kullanılır, barınma olarak kullanılır. Ama siz dışarıya satıp döviz elde etmek için yapıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, dışarıya gayrimenkul sattığınız zaman hiç farkında olmadan vatana ihanet etmiş olursunuz. Yarın öbür gün satacak bir şey kalmadığınız zaman da burasının sahipleri, senin işin buraya kadar, artık senin neyin kaldı? Buradan vas git dediği zaman uyanırsınız ama iş işten geçmiş olur. Şimdi değerli arkadaşlar, 20 yıldır iktidardasınız. Hiçbir konuda teşvik edip özel sektöre sağlıklı bir yatırım yaptırdınız mı? Fabrika kurdunuz mu? Ben Türkiye'nin sanayisinin en yoğun olduğu bölgeden geliyorum. Trakya'dan, Kırklareli'nden. Bizim bölgede siz geldiğinizden beri bir tane fabrika kurulmadı değerli arkadaşlar. Yapıyoruz, yapıyoruz diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Köprü, yol yapmaktan bahsediyorsunuz, AVM yapmaktan bahsediyorsunuz. Bunlar çok mu ihtiyaçlı? AVM çok mu ihtiyaçlı Türkiye'de? Geldiniz, hastaneleri beğenmediniz, şehir hastaneleri kurdunuz. Mevcut hastanelerin içini boşalttınız, bütün makinelerini aldınız, her şeyi yeni hastanelere taşıdınız. Ne fark oldu? Türk insanını borca batırdınız. Ama yandaşlarınıza 20 yıl, 30 yıl daha bu ülke insanını borçlandırdınız. Onları kazandırmaya çalışıyorsunuz. İktidarınızın 20 yılı bu. 20 yıllık bilançonuz bu. Biraz önce İsmail Bey burada yok ama ona atıfta bulunacağım. Hani muhalefetin herhangi bir ekonomi modelinde yeni bir önerisi olmadı dedi. Şimdi ben buradan Sayın Bakan'a öneride bulunup sormak istiyorum. Kamu özel işbirliği projelerinin ödemelerini dövizden Türk lirasına neden çevirmiyorsunuz Sayın Bakan? Şu dönemde çok yoğun şekilde döviz sıkıntısı yaşıyoruz. Devletin yüklü projelerini halen dövizle ödemeye devam ediyorsunuz. Üstelik de diyorsunuz ki biz yerli ve milli ekonomiden yanayız diyorsunuz. Vatandaşlara dönüyorsunuz, alışverişlerinizi dövizle yapmayı yasaklıyoruz diyorsunuz. Türk lirasıyla yapacaksınız diyorsunuz. Hatta vatandaşların yastık altındaki dövizlerini ekonomiye katmalarını istiyorsunuz ama devlet olarak, mali olarak siz ödemelerini dövizle yapıyorsunuz. Bu sizin iktidarınızın büyük bir çelişkisi değildir. Ve yine kur korumalı mevduat hesabı getiriyorsunuz. Ben sormak istiyorum.
Neden kuru korumaya kalkıyorsunuz? Neden yabancı para birimlerini koruyorsunuz da Türk lirasını korumuyorsunuz? Keşke kur korumalı mevduat hesabı yerine Türk lirası korumalı mevduat hesabı yapsanız da Türk lirasını korusaydınız. Yani bunun mantıklı açıklamasını lütfen getirin bize. Bu daha doğru olmaz mıydı? Yani Türk lirasını yerle bir ettiniz. İyice değersiz hale getirdiniz bu sayede. Ve bakınız sizin açıklamanız Aralık 2021 tarihinde döviz kurunda bir düşüş yaşadık. Geçici bir düşüştü tabii. Orada dediniz ki küçük yatırımcı çarpıldı diye bir söyleminiz oldu. Bir itirafınız oldu daha doğrusu. Yani bir Maliye Bakanı olarak yani çarpıların küçük yatırımcı olduğunu biliyorsanız çarpının da kim olduğunu biliyorsunuzdur. Ve bunu engellemek sizin göreviniz değil mi? Yani küçük yatırımcının çarpılmasına niçin izin verdiniz Sayın Bakan? Yine Haziran 2022'de diyorsunuz ki ekonomi modeli için efendim dar gelirli hariç üretici ihracatçı kar ediyor. Oysa maliyenin devletin görevi geliri tabana yaymak değil midir? Dar gelirliği bu dar boğazdan kurtarmak değil midir? Yani şu anki uyguladığınız ekonomi modeli dar gelirliğin aleyhine çalışan bir model. Bu da bir itirafınız. Tabii sizin farklı bir ekonomi terminolojiniz var. Farklı bir yaklaşımınız var. Efendim gözlerdeki ışıltı, efendim içinizdeki kıpırtıyı anladık ama son zamanlarda bir açıklama yaptınız. Efendim işte neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nero ekonomine daha fazla önem kazanmıştır. Şimdi Sayın Bakan ben bir şey anlamadım vallahi. Lütfen bir açıklar mısınız? Burada ne söylemek istediniz? Bizim ekonomi modelimiz heterodoks mudur, epistemolojik midir, neoklasik midir? Bunu bir açıklık getirseniz sevineceğim. Ben tekrar bütçenizin hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sağ olun. Değerli üyeleri, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan televizyon karşısına zaman zaman çıkıp 20 yıldır bu ülkede hiç kimse beni enflasyonun altında ezdirdiler, beni doktorsuz bıraktılar, benim çocuğumu kitapsız bıraktılar diyemez diye açıklamalarda bulunuyor. Maalesef TÜİK'e de talimatla veri açıklatıyor. Açıklanan veriler maalesef halkımız güvenmiyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlar bile göz önünde bulundursak Türkiye'de şu an enflasyon %85'e çıkmış. Sayın Bakan üzülmeden pembe tablolar çiziyor sürekli. Ne zaman ekonomi kötüye gidiyor desek maalesef ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, milletimiz bölmeyecek diyerek milli değerlerimiz üzerinden gerçekleri kapatmaya çalışıyorlar. Bizim değerlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Aksine bizler değerlerimize sıkı sıkıya bağlıyız. Bizim vatandaşı açlığa mahkum eden, bu duruma getiren bu tek adam sistemiyle derdimiz var. Sayın Bakan, Türk parası tarihin en düşük seviyesinde. Daha da değer kaybetmez dediniz. Siz bu açıklamayı yaptıktan sonra Türk lirası %20 daha değer kaybetti. Borsa çok iyi gidiyor, küçük yatırımcı borsayı tercih ettim dediniz. Borsa çöküşe geçti. Maalesef borsada vurgun yapıldı ortaya çıktı. Çiftçi gübre alamaz, üretim yapamaz noktaya geldi. Esnaf kepenk kapa diyor. Memleketim Adana'da birçok iş yeri maalesef kapandı. Adana işsizlik sayısında Türkiye birincisi oldu. Şu an Türkiye genelinde de işsiz sayımız 10 milyonu aşmış durumda. Emekli 3 kuruş promosyon için maalesef banka banka dolaşmaya başladı. Sayın Bakan çıktı, işler iyi gidiyor, tıkır tıkır işliyor dedi. Saraydan bakınca farklı olabilir. Ancak milyonlarca öğrencimiz okula aç gidiyor. Kaban ve mont almak için mağazalar artık 36 ay taksit yapmaya başladı. Başta peynir, süt, yumurta gibi temel gıda ürünleri vatandaşımız için artık lüks olmuş durumda. Acilen israftan uzak ekonomik politikalar uygulamak gerek. Ama bunun için de tasarrufa saraydan başlamak gerek. Günlük 10 milyon yani eski parayla 18 milyon lira harcayan, bu sene ise günlük 18 milyon lira harcamak için tekrar bütçe isteyen, Sayın Bakan buraya da bir şey demeyecek misiniz acaba? Birçok milletvekili arkadaşımız ekonomik değerlere, piyasanın durumuna, yanlış ekonomik politikalara değindiği zaman vatandaşı perişan eden, zengini daha çok zenginleştiren bu sistem ne yazık ki sizin eseriniz. Kısaca ekonomik durumunu anlatmak için şimdi bir örnek vermek istiyorum. Bakın Sayın Bakan, bu elimde 2 kilo Türkiye Cumhuriyeti madeni parası var. Bu poşetin içerisindeki madeni para 85 bin lira maalesef. Bu poşetin hurdacıya götürdüğümüz zaman 242 lira ediyor. Yani paranın hurdacıdaki değeri maalesef kendisinden daha fazla. Yazıktır, günahtır. Şuraya bakın Sayın Bakan. Bu poşet ekonomiyi hurdaya çevirdiğinizin göstergesidir.
Onun için diyoruz ki Türk parasını da artık daha değersiz duruma getirmeden müdahale edin. Memleket batmış, ekonomi hurdaya çıkmış, siz halen ışıltı peşindesiniz. Vatandaş ışıltıyı bıraktı Sayın Bakan, evindeki ışığı açamaz duruma geldi. Siz gülmeye devam edin maalesef. Bu anlayıştan bir beklentimizin olmadığını söylüyoruz. 8 ay sonra kurulacak millet iktidarında vatandaşın için gerekeni yapıp yandaş muslukları keseceğimizin sözünü veriyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Şubat 2021'de enflasyon Nisan 2022'de zirve yapacak, sonra düşecek dediniz. 4 Kasım 2022'de enflasyon Aralık'tan itibaren düşecek dediniz. Düşmedi, arttı. ENAK'a göre de yıllık enflasyon %185'e dayandı. Sunumunuzda ise ülkemizin ekonomisi dünyada neredeyse örnek bir başarı gerçekleşmiş gibi yansıttınız. İyi de neden vatandaş bunu hissetmiyor? İntihar eden, kendini yakan, %40'a dayanan boşanma ile yuvasını dağıtanların yanı sıra 4 çocuktan birinin okula aç gittiği, her 5 kişiden birinin sosyal yardıma muhtaç olduğu, Suriye, Afganistan'dan sonra en çok Avrupa'ya iltica edenlerin Türk vatandaşı olduğu bir noktadaysak nasıl ekonomimizin başarı hikayesi diye anlatıyorsunuz? 2 milyon üniversite mezunu işsiz ya da mezun olduğu eğitimin dışına iş arıyor. Taşeronda kalan %70 hizmet sözleşmesine takılanlar mağdur. Düşük ücretle geçinmeye zorlanan, modern köler olarak ucuz işçilikle çalıştıranların kayıt dışının patladığı bir dönemdeyiz. Tallasını ekemeyen çiftçiden, süt ineğini kestiren besiciden, ev kirasının dahi altında emekli maaşı alan vatandaşlarımızın varlığından haberiniz yok mu? Neden emekler için intibak düzenlemesi yapmıyorsunuz? Sosyal medya çalkalanıyor. 15 Ocak'ta EYT tamam demişsiniz. Bu bağlamda konuşmanıza yer vermediniz. EYT'de durum nedir? EYT'de EYT'leri oyalamayın, hakkını verin. Her alanda sorunlar derinleşiyor. Siz ise algıyla ortalıkta sorun yok gibi anlatıyorsunuz. Asgari ücreti artırmakla övünüyorsunuz da alım gücünün bugünkü asgari ücretin 2019'un yılının gerisine düştüğünü herhalde farkında değilsiniz. Küçük ve orta boy işletmelerde, yani KOBİ'lerde bankacılık sektörü olan kredi borçları eğrilde 103 milyar artarak 1 trilyon 771 milyar liraya kadar yükselmiş durumda. KOBİ borçlarında geçen yılın sonuna göre 640 trilyonluk artış yaşanmış. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre tarım sektörünün bankacılık sistemine olan kredi borçları Eylül'de 16,5 milyar liraya daha artarak 261 milyara çıkmış. Sektörün banka borçları yılbaşına Eylül sonuna kadar olan zaman diliminde ise 93 milyar liralık artış kaydedilmiş. Vatandaş bankalara borçlarını döndürerek ödemeye çalışıyor. Bireysel krediler ve kredi kartı borçları artışı hızlanarak devam ediyor. Vatandaşların bankalara borcu 21-28 Ekim haftasında 23 milyar daha artmış. Bireylerin bankalara, finansman şirketlerine olan konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı borcu takiptekiler dahil 28 Ekim itibariyle 1 trilyon 935 milyar olarak görülüyor. Risk merkezi verilerine göre bu yıl Ocak-Eylül döneminde toplam 819.547 lira olan bireysel kredi borcunun 706 milyon 557 vatandaşın da kredi kartı borcu zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındı. Hem kredi kartı hem de tüketici kredisi kartı borcu yüzünden takibe alınanlardan borcu halen devam edenen sayısı da Eylül sonunda 4 milyon 165 902 kişi oldu. İcra dairelerinde derbest bulunan dosya sayısı ise son bir yılda 451 bin adet artarak 4 Kasım itibariyle 23 milyon 560 bine çıktı. Vatandaşı kuru ekmeğe muhtaç kıldınız. Rafta her gün etiket değişiyor. Rafta ürün var ama vatandaş gidip ürünü alamıyor. Fiyat istikrarı içinde ilginç açıklamalar yapıyorsunuz. Gübre %342 artmış Bakan Bey'in verdiği yanıta göre. Elektrik, ilaç, akaryakıt %200'lere ulaşmış. Sizin fahiş fiyat timleri kurduğunuzu açıkladığınız süreden bu yana fahiş fiyat timlerini gören yok. Vatandaşın alım gücü daraldığı gibi raftaki ürüne erişiminde yeterli geliri yok. Bu sorunlar orta yerde dururken ekonomide bu kadar parlak tablo çizmek yerine halkın sorunlarına yönelik çalışmalarınızı yoğunlaştırsanız ve özellikle işçilerin, esnafın, çiftçinin, emeklinin sorunlarıyla hasbihal olsanız
ve bunlar için de çözüm üretseniz ülkeye daha yararlı işler yapmış olursunuz diyor. Heyetinizi selamlıyorum. Hemen yanınızda müsteşar. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle bakanınızın 2023 yılı bütçesinin tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakan, tabii ekonomi iyi gitmiyor. Bunu hepimiz görüyoruz, hissediyoruz sokakta. Peki neden bu hale geldik? Önce ona açıklamak istiyorum. Türkiye bugün itibariyle hiçbir bilimsel temeli olmayan ekonomi politikaları nedeniyle ekonomisi giderek daralan, dış borçları ve faiz yükü giderek artan, dış ticaret açıkları ve enflasyon rakamları rekorlar kıran, vatandaşların giderek yoksullaştığı bir kısır döngünün içine girmiştir. Bu kısır döngü özellikle tek adam rejiminin yürürlüğe girdiği 2018 yılından itibaren hızlanmış ve geçtiğimiz yıl yaşadığımız kur şoku ile çok daha fazla derinleşmiş ve sonuç olarak da ortaya %185'lere varan gerçek enflasyon rakamları çıkmıştır ve yoksulluk da giderek derinleşmiştir. Türkiye makyajlı TÜİK verilerine göre bile TÜFE %85.4, ÜFE %157.69'a çıkmıştır. TÜFE ile ÜFE rakamı arasındaki bu fark %72 olmuştur. Ama Cumhuriyet tarihinde bu kadar yüksek bir TÜFE ile ÜFE arasındaki makasın açıldığı bir dönem hiçbir zaman yaşanmamıştır. Aslında bu makyajlı, yani TÜİK'in makyajlı vermiş olduğu %85'lik enflasyon oranının TÜFE ile arasındaki bir makasın açılmasıyla birlikte aslında gerçek bir enflasyon olmadığını, TÜİK'in gerçek enflasyonları gizlediği ortaya çıkmaktadır. Öte yandan net hata noksan kaleminde, yani kaynağı belirsiz, yani sahibi belli olmayan döviz girişi 28 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. Yine Türkiye'nin dış borç stoğu 444 milyar dolara çıkmıştır. Merkez Bankası'nın net rezervi de -58 milyar dolar olmuştur. Bugün Türkiye net hata noksan kalemindeki bu fahiş artışlar nedeniyle gri listeye girmiştir. Yine bugün Türkiye bu bu kötü ekonomik tablo nedeniyle dünyada ekonomisi en kırılgan ülke olarak gösterilmekte ve her an bir ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya kalabileceği, yani dış borçlarında temerrüde düşebileceği ülkeler arasında gösterilmektedir. Türkiye savaşta olan Rusya'nın ve Konya'dan daha küçük bir nüfusa ve yüz ölçümüne sahip Katar'ın gönderdiği bir avuç dolara muhtaç hale gelmiş ve çarkını oralardan gelen kaynağı belirsiz paralarla döndürecek hale gelmiştir. Peki de Sayın Bakan, nasıl bu hale geldik? Yani Türkiye nasıl bu noktaya geldi? 2018 yılında başlayan ekonomik kriz ne oldu da ekonomik buhrana döndü? Faizi düşürmek ve kuru tutabilmek için vatandaşı bu sefalete nasıl sürüklediğinizi hatırlatmakta yarar görüyorum. Merkez Bankası tek adamın talimatıyla 23 Eylül 2020 tarihinde faiz indirmeye başladı ve o zaman 8.67 olan dolar kuru bir kur şokuna girdik ve 18.53'e fırladı. Bugün itibariyle 18.65. Ama gerçek rakam bu mu? Gerçek rakam bugün bu rakam değil. Bunu işte özellikle arka kapıdan sattığınız dövizlerle bu noktada tutuyorsunuz. Gerçek rakam belki Türkiye'nin 25-100 dolar bazında 25-30 liralık olması gerekirken bu seviyelerde tutuyorsunuz şimdilik. Ama dediğim gibi, az önce ifade ettiğim gibi, her an Türkiye yeni bir kur şokuyla karşı karşıya gelebilir. Peki bu sistemi, bu dövizi, bu rakamlar tutabilmek için ne yaptınız? Kur korumalı mevduat diye bir şey getirdiniz. Evet, kendi içinizde belki tutarlı bir politika bir gözükse de kur korumalı mevduat hakikaten hazineye ve milletimize yükü çok ağır olmuştur. Kur korumalı mevduat ile aslında yoksullardan zenginlere bir gelir transferi sağlanmıştır. Yani kur korumalı mevduata yararlanan insanlar zaten Sayın toplumun... Sayın Demirtaş, lütfen toparlar mısınız?
geliri olan ve bankada birikim ve tasarruf yapabilen insanlardır. Dolayısıyla burada bir yanlış bir uygulama vardı. Bu uygulamanın da nasıl, yani kur korumalı mevduattan da nasıl çıkılacağı da belli değildir şu anda. Bu uygulamanın Türkiye maliyetinin önümüzdeki dönemde çok çok daha ağır olması beklenmektedir. Teşekkür ediyorum Sayın Demirtaş. Ben teşekkür ederim. Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Teşekkür ederim başkanım. Evet, ben de Sayın Bakan, değerli komisyon üyeleri, değerli bürokratları saygıyla selamlıyorum. Sanırım bir yıl oldu galiba Sayın Bakan'ın göreve başlayalı. Aralık dönemiydi geçen yıl. Yine bir görev değişimiyle beraber göreve başladınız. Ve dikkatimizi çeken de tabii ki göreve geldiğinizde özellikle rekabet verimliliği ve yapısal politikalara çok önem vereceğinizi söylediniz. Bunlar çok kıymetliydi tabii ki. Ve sizin de bugün bakanlığınızın sorumluluğu altındaki görüştüğümüz kurumlar gerçekten ekonomik anlamda çok önemli kurumsal yapılar. Ki bunların en önemli özellikleri düzenleyici, denetleyici kurumlar olması, özel bağımsız yapılar olması, bağımsız karar alabilme yeteneklerinin olması ve ülkenin ekonomik beklentileri anlamında ve yapısal sorunları, sizin bahsettiğiniz sorunları çözümü noktasında kritik kurumlar. Ne oldu son bir yılda burada yapısal bir reformlar anlamında neler oldu? Çünkü birazdan Avrupa Birliği geçen yıl da söylemiştim, raporlarına yansıyan en önemli eleştiri bu kurumsal yapıların siyasallaşması ile ilgili ve operasyonel ve kurumsal bağımsız karar alabilme yeteneklerindeki zayıflığa işaret ediyor. Ki biz, siz de biliyorsunuz Sayın Bakanım, Avrupa Birliği uyum sürecinde en önemli atılımı özellikle 2005 sonrasında düzenleyici ve denetleyici kurumlardaki yapısal dönüşümle gerçekleştirdik ve onun sonuçlarını da ekonomik anlamda aldık gerçekten. Ama şimdi burada yeni bir sistem var tabii ki karşımızda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle bu kurumsal yapıların büyük çoğunluğun atamaları Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor ve bu da gerçekten uluslararası raporlar ve Avrupa Birliği uyum noktasında da ciddi sorun alanı olarak gözüküyor. Siz bu neler yapabiliriz, yani son bir yılda bu noktada dediğiniz o yapısal reformlar noktasında müdahale edebildiniz mi bu sistem içerisinde? Tabii önemli olan şöyle bir şey var. Bu sistemle beraber, siyasallaşmasıyla beraber kurumların, tabii ki küresel faktörler var ama bizim içsel yapısal sorunlarımız ciddi bir krizle bizi karşı karşıya getirdi. Bunlardan en önemlisi de yine kişisel verilen ekonomik tercihler ve kullanılan para politikası araçları. İşte faiz tercihi ve giderek artan üretici tüketici enflasyonu arasındaki açık ve ciddi yüksek enflasyon rakamı, dış denge konusunda ciddi yapısal sorunlarla bu açığı kapatabilecek miyiz? Düşük döviz rezervlerimiz var ve rezervlerimizin çoğunluğu yabancı para ve TL'nin ciddi değer kaybı var. Siz bir araç geliştirdiniz önlemek noktasında. O ne kadar sürdürülebilir olacak? Kısa vadede etkisi olabilir ama uzun vadede o ihracattaki yapısal dönüşümü sağlayamadan ve döviz rezervlerinizi güçlendirmeden bu dönüşümü, bu sarmaldan çıkarabilecek misiniz ekonomiyi? Güven, şeffaflık ve istikrar. Bu konular ve beklentiler, siz de çok iyi biliyorsunuz ki ekonomideki ve verilerin şeffaf açıklanması. Bunlarda ciddi sorunlar var. İşte 4 Merkez Bankası Başkanı değişti, 3 Hazine Bakanı, 5 TÜİK Başkanı. Yani bu şeffaflığı sağlayacak kurumsal yapılarda ciddi sorunlar var. Kamu İhale Kurumu, yine Avrupa Birliği raporlarını en çok yansıyan ve bizim en başarılı olduğumuz alan serbest işleyen piyasa mekanizmasıydı. Şimdi burada da ciddi bir endişe verici noktaya ulaştığını söylüyor Avrupa Birliği raporu. Bunu iyi detaylandırmak lazım. Buradaki yapısal sorunlara iyi bakmak lazım. Hala biz kamu ihale kurumunda gerçekten ciddi o şeffaflığı sağlayamadık. Kamu gözetimi, muhasebe, denetim standartlarında, Sayıştay raporlarında bu kurumla ilgili çok ciddi sorun alanları ortaya koyuyor. Ve kırılganlık, ya bunu da aşamadık biz. Diğer bir önemli konu devlet destekleriyle ilgili konu. Burada rekabet kurumu kurulurken, konuşulurken de ben gündeme getirdim. Bir Cumhurbaşkanı kararnamesi açıklandı ve bu devlet destekleri ve özelleştirmelerde ciddi sorun alanları var. Devlet destekleri kurumunun rekabet kurumu altında ve özelleştirmenin rekabet hukuku altında olması gerekirken Maliye Hazine Bakanlığı'na bağlı ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni kurulan müdürlüklere verilmesi ciddi sorun alanı olarak gözüküyor. OVP, yeni ekonomi paketleri, ya hiçbir
veriyi biz sağlayamadık, yani gerçekleştiremedik. Bu da beklentiler anlamında çok ciddi bir tahribat olarak geriye dönüyor. Bunları dikkatinize ben sunmak istedim. KKM, yani bunu nasıl düşünüyorsunuz Sayın Bakanım? Yani bu söylediğim gibi dış şoklar, bu kadar kırılganlık, risk primi yüksekken, düşük rezervler varken, Sayın kurumların Hızır, son 30 saniye tamamlayacağım izninizle. Siz bu kısa vadede bu sorun alanları ve bu yapısal sorunları nasıl aşacaksınız? Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Buyurun, süreniz 5 dakikadır. CHP grubundan Sayın Serkan Topal. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Bakan, yaptığınız sunumda ülkede yaşananları yine küçük ölçüde küresel olaylara bağladınız ve malum gözlerinizle özdeşleşen ekonomik bir model anlattınız. Mesela diyorsunuz ki faiz artışlarına girmenin çözüm yerine felaket getirebileceği uluslararası kuruluşlar ve önde gelen ekonomistler tarafından da son dönemde defaatle ifade edilmektedir. Sayın Bakan, önde gelen bu ekonomist kim? Bildiğiniz malum ekonomist mi? Mesela aynı ekonomist kur korumalı mevduatın aslında bir felaket getireceğini, zira yoksulun parasını zenginin dövizine faiz olarak verilmesinin ekonomide yeni bir kara delik oluşturabileceğini de söyledi mi? Yine sayın ekonomist, Merkez Bankası'nın politika faizleri 10,5 iken vatandaşı ilgilendiren tüketici kredisi faizleri %125-%25 civarında olmasının bir felaketi doğuracağını da söyledi mi? Sayın ekonomist, ekmeğin 7,5 liraya dayandığını, bunu söyleyenin içeri atıldığını da söyledi mi? Sayın Bakan, siz bu sayın ekonomistin gözlerine bakarak mı bu ülkeyi yönetiyorsunuz, ekonomi yönetiyorsunuz? Hani diyorsunuz ya, benim gözlerime bakın. Bakın, biz sizin gözlerinize baktığımızda neleri görüyoruz Sayın Bakan? Sizin gözlerinize baktığımızda biz yoksulluğu, yolsuzluğu, tükenmişliği görüyoruz. Sizin gözlerinize baktığımızda işsizliği, çaresizliği, mağduriyeti görüyoruz. Sizin gözlerinize baktığımızda atanamayan öğretmenleri görüyoruz. İntihar eden delikanlıları görüyoruz. Çocuğuna bakamadığı için sokakta bırakan anneyi görüyoruz. Sizin gözlerinize baktığımızda pazardan artık toplayan işsizi görüyoruz. Çöplerde yiyecek arayan kadınları görüyoruz. Yatağa aç giren çocukları görüyoruz. Biz sizin gözlerinize baktığımızda markette zincire vurulan ayçiçek yağlarını görüyoruz. Kelepçeler ile korunan çocuk mamalarını görüyoruz. Biz Sayın Nebati'nin gözlerine baktığımızda her gece istasyonların önüne uzayan benzin kuyruklarını görüyoruz. Biz sizin gözlerinize baktığımızda kuyruk olmasın diye zam yapılan et fiyatlarını görüyoruz. Arayıp bulamadığımız TÜİK'in yalan etiketlerini, kilometrelerce uzayan halk ekmek kuyruklarını görüyoruz Sayın Nebati. Biz sizin gözlerinize baktığımızda tefecileri, içeride de ihale kovalayan çetecileri görüyoruz. Biz sizin gözlerinize baktığımızda yetimin hakkını yiyenleri, mazlumun hukukunu yok sayanları görüyoruz. Beytul mala el uzatanlara sessiz kalındığını görüyoruz. Biz sizin gözlerinize baktığımızda ürününü çaresizlikten tarlada bırakan çiftçiyi, süt ineğini kesime gönderen köylüyü görüyoruz. Hac edilen traktörü görüyoruz. İcra gelen tarlayı görüyoruz. Bunun için siz ne yapıyorsunuz? Biz sizin gözlerinize baktığımızda hakları verilmeyen sağlıkçıları, mülakatta elenen gençleri görüyoruz. Yurtları hala çıkmayan, sokakta yatan öğrencileri görüyoruz. Biz sizin gözlerinize baktığımızda verilmeyen 3600 ek göstergeleri, emekli olmaktan korkan memurları görüyoruz. Sizin danışmanların sizin gözlerinize baktığınızda, baktıklarında görmüyorlar mı bunları? Elektrik faturasını ödeyemediği için mum ışığına muhtaç ettiğiniz emekli Ahmet amcayı görüyoruz. Tüp gazını alamadığı için tenceresini kaynatamayan Ayşe teyzeyi görüyoruz. Yol parası bulamadığı için yürüyen öğrenciyi görüyoruz. Yani biz Sayın Nebati'nin gözlerine baktığımızda zam görüyoruz, zulüm görüyoruz, tükenmiş görüyoruz, yoksulluk görüyoruz. Bu yüzden biz de, milletimiz de artık sizin gözlerinize bakmak istemiyoruz. Çünkü sizin gözlerinizde umut yok, refah yok, huzur yok ve gerçekten işsizlik var. Şimdi biz size de şunu tavsiye ediyoruz. Gelin bizim gözlerimize bakın, milletimizin gözlerine bakın. Neler göreceksiniz? Dolmabahçe önlerine demirleyen düşman gemilerine geldikleri gibi giderler diyen kararlılığı göreceksiniz.
Karadeniz'in çılgın dalgalarıyla boğuşarak bağımsızlık yolculuğuna başlayan Bandırma Vapuru'nu göreceksiniz. Samsun'a atılan ilk adımı, Amasya'da yayınlanan ilk tamimi, Erzurum'da toplanan ilk kongreyi göreceksiniz. Sivas'ta oluşan iradeyi, Ankara'ya ulaşan heyeti temsiliyeyi, 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM'yi göreceksiniz. Bizim gözlerimizde milletin makus talihinin yenildiği İnönü zaferini, Sakarya'da destan yazan milli orduyu, ordular ilk hedefimiz Akdeniz'e diyen ebedi başkomutanı göreceksiniz. Bir dakika daha rica edeceğim Sayın Başkanım. Bizim gözlerimizde bitireyim. Sayın Başkanım bitireyim bir dakika. Duyun ümmiden kalan borçları göreceksiniz. Sayın Başkanım bir çift mavi gözü göreceksiniz. Bir çift mavi gözü göreceksiniz. Gözlerimizin ışığını, yolumuzun aydınlığını, milletimizin geleceğini bir çift mavi gözü olan Mustafa Kemal Atatürk'ü göreceksiniz. Siz de gelin ona bakın diyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 2002 yılından bugüne kadar toplam 226 işletme, içinde HES'ler, CES'ler, fabrikalar var, özelleştirildi. 151 hisse satışı yapıldı. 12 tane otel, sosyal tesis satışı var. Bunların içinde emekli sandığının, o dönem olan Bayındırlık Bakanlığı'nın karayolların sosyal tesisleri var. Sayın Bakan, 2915 varlık satışı olmuş. Taşınmazların toplamı 4571. İçinde şeker fabrikalarının, Sümer Holding'in, Devlet Demiryolları'nın varlıkları ve Maliye Hazinesi varlıkları var. Sadece varlık satış devir bedeli 16 milyar 269 milyon 26 bin 754 TL yapıyor. Dolar bazında ise 4 milyar 352 milyon 863 bin 316 dolar yapıyor. Bu sayılar hem ülkeyi karış karış nasıl satıldığını belgelemek için önemli, hem de birazdan yaptığınız yasaya aykırı usulsüzlüğün boyutunu gözler önüne sermek için önemli. Geçtiğimiz yıl özelleştirme idaresinin içinde bulunduğumuz 2022 yılı bütçesini ve 2020 yılı kesin hesabını 12 Kasım'da görüşmüşüz. Yine burada. 363 gün olmuş ve hiçbir şey değişmemiş. Geçen yıl özelleştirme idaresi başkanlığı çeşitli sektörlerde çok sayıda özelleştirme uygulamasını şeffaf bir şekilde gerçekleştirdi diye açıklamada bulundu Sayın Bakan. Oysa 2020 Sayıştay raporunun 34. sayfasında şöyle bir bulgu tespit edilmişti. Özelleştirme işlemlerine ait değer tespit sonuçlarının kamuoyuna duyurulmaması bulgu olarak açıklanmıştı. Yani bu özelleştirdiğiniz şeker fabrikaları, Türk Telekom, SKB, özelleştirilen kurumlara biçilen değer neydi? Kaça satıldı? Aradaki fark nedir? Bunları hiç kimse, millet bilmiyor demek anlamına geliyor. Sayıştay 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılı Sayıştay denetim raporlarında da Değer Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen işlemleri kapsayan değer tespit sonuçlarının kamuoyuna duyurulması gerekmektedir diye açıklamada bulunuyor ve not tutuyor. Ama duyuruluyor mu? Hayır. Peki geldik 2021 yılına. Şimdi Sayıştay'ın 2021 yılı özelleştirme idaresi denetim raporunun 32. sayfasında Sayıştay diyor ki, özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesinde komisyonlarca belirlenen değer tespit sonuçlarının kamuoyuna duyurulmadığı görülmüştür. 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkındaki kanun, özelleştirme yöntemleri, değer tespiti, ihale yöntemleri başlıklı 18. maddesinin Değer Tespit Komisyonu'nun görevleriyle ilgili bölümünde değer tespit sonuçlarının kuruluşun özelleştirme işlemi tamamlanarak devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sonra kamuoyuna duyurulacağı, özelleştirme programındaki kuruluşun özelleştirme işlemlerini bu kanun 4. maddesinin son fıkrasına istinaden yürütmesi durumunda ise değer tespiti işlemlerinin ilgili kuruluşun karar almaya yetkili organlarının kararı ile kuruluş İTA Amiri'nin başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından bu bentte belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır yasaca. 4046 sayılı kanuna dayanarak çıkarılan özelleştirme uygulamalarındaki değer tespiti ve ihale yönetmeliğinin değer tespit sonuçları başlıklı 7. maddesinde ise yine aynı şekilde değer tespit sonuçlarının kuruluşun özelleştirme işlemi tamamlanarak devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kamuoyuna duyurulacağı belirtilmiştir. Bu itibarla 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılı Sayıştay denetim raporunda konu edildiği üzere Değer Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen işlemleri kapsayan değer tespit sonuçlarının yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince
kuruluşun özelleştirme işlemi tamamlanarak devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kamuoyuna duyurulması gerekmektedir. Yani kanun hükmü açık, net bir şekilde değer tespit sonuçlarının açıklanmasını emretmekte. Sayıştay 7 yıldır bunu açıklayın diye uyarmakta. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için hukuk devleti diyorsunuz ama çadır devleti gibi yönetiyorsunuz Sayın Bakan. Öncelikle hukukun gereğinin yerine getirilmesi gerekir. Kanuna uymamak, Sayıştay'ın uyarısını umursamamak ne demek? Özelleştirme İdaresi'ne ait raporlar 2014'ten beri meclise geliyor ve her raporda bu konuda ne yazık ki bu bulgu ve uyarı var. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu uyarı ve tespitleri değerlendirmeyecek mi? Özelleştirme İdaresi Başkanlığı neden değer tespit raporlarını açıklamıyor? Neyi kimden saklıyorsunuz? Hırsızlık mı oldu? Yolsuzluk mu oldu? Evet, peşkeş bir şekilde. Toparlar mısınız? Toparlıyorum. Peşkeş bir şekilde bu işlemler yapılırken bu basit sorunun net bir cevabını bir milletvekili olarak istiyorum. Bu tespit sonuçları nedir? Niçin açıklamıyorsunuz Sayın Bakan? Teşekkür ederim Sayın Büyük. Söz sırası. Bakan, değerli komisyon üyeleri, Sayın Başkan, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, sabahki konuşmanızı dikkatlice dinledim. Özellikle konuşmanızın 22. sayfasında asgari ücrete %95 oranında zam yaptığınızı, memur emeklerinde %85, Balkurs SSK emeklerinde %78'e varan zamlar yaptığınızı söylediniz. Siz iktidar olarak sürekli 2002 ile 2022'yi kıyaslıyorsunuz. Ben de yapmış olduğunuz zamları asgari ücret üzerinden 2002 ile 2022'yi kıyasladığımızda, bakınız 2002 yılında asgari ücret 184 lirayken bir vatandaş 27 lira, yaklaşık 7 çeyrek altın alıyor. 2022'de asgari ücret şu anda 5500 lira, çeyrek altın 1700 lira. 2002 tüketici fiyat endeksine göre yıllık enflasyon %29.8 TÜİK verisi, 2022'de tüketici fiyat endeksi yıllık %85.51. Velhasıl sizin yapmış olduğunuz zamlar vatandaşın cebine girmeden eriyor, bitiyor. Dolayısıyla sizin sunmuş olduğunuz ekonomi modeli, ekonomi politikası, Türkiye ekonomi modeli iflas etmiş durumda Sayın Bakan. Şu anda sahada gördüğümüz, esnafa destek verdiğinizi söylüyorsunuz, çiftçiye verdiğinizi söylüyorsunuz, büyük büyük rakamlar var burada ama sahada bunun yansıması yok. Bu paraları ya birileri hortumluyor ya da enflasyon canavarı yürütüyor. Sayın Bakan, vatandaş zamlarınızın altında inim inim inliyor. Sizin yapmış olduğunuz bu destekler, yapmış olduğunuz bu artışlar kesinlikle vatandaşın yoksulluğunu, işsizliğini ortadan kaldırmıyor. Vatandaş sizden çözüm bekliyor. Çözüm için ne yapacaksınız? Bu bütçeden vatandaşa ne kadar pay vereceksiniz? Millet bunu bekliyor. Sayın Bakan, yine sabahki konuşmanızda 21. sayfasında şöyle dediniz. Doğalgaza %80, elektriğe %50 sübvansiyon sağladık dediniz. 2.1 milyon hanede 150 kWh saat kadar tüketim desteği verdiniz. Bakınız, ben çok önemli bir şey söylüyorum. Sayın Bakan, bunu lütfen dikkate almanızı istiyorum. Anadolu'da özellikle içme suyunu kuyulardan, sondajdan sağlayan köyler suya hasret. Sondaj var, kuyu var. Yüksek elektrik fiyatları nedeniyle artık vatandaş ödeyemiyor. Bakınız, ben burada birkaç köyden örnek vereyim. Adıyaman'ımızın Kahta ilçesi Alidam köyü 210 hane 50.929 lira gelmiş. Muhtar diyor ki, ben bunu nasıl ödeyeceğim diyor. Köylüyle karşı karşıya geliyorum. Sürekli aylığımı üstüne koyuyorum. Ancak ödeyemiyorum. Köylerde su, Anadolu'nun birçok köyünde su koladan, sütten pahalı Sayın Bakan. Bakınız, bunu özellikle not almanızı istiyoruz. Ve bu konuda köylülerin desteklenmesi lazım. İçme suyu en temel insan hakkıdır. Eğer hükümet olarak siz yurttaşınıza bir bardak su veremiyorsanız ülkeyi bu ayıptan kurtaramıyorsunuz. Kurtaramıyorsanız yazıklar olsun diyorum. Bu büyük bir travmadır ve vatandaşımız, köylülerimiz sizden bu konuda acilen çözüm bekliyor. Valiliklere veya mahalli idarelere aktaracağınız destekle buralara güneş panoları falan da kurulabilir. Bakınız, Adıyaman'da valilik muhtarlara böyle bir çözüm önerisi getirmiş. Gerçekten çok komik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti köylüye diyor ki, gez için yarısını sen ver, yarısını ben vereyim. Bu mu sizin uçurduğunuz Türkiye? Bu mu şu anda G20'de olduğunu iddia ettiğiniz Türkiye'nin hali? Bu işi mutlaka çözmenizi bekliyoruz. Bütün yurttaşlarımız Anadolu'nun dört bir yanında bu konuda sizden çözüm bekliyorlar. Bu konuyu lütfen ciddiye alalım ve üzerinde
duralım. Sayın Bakan, bir de benim seçim bölgem olan Adıyaman başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde biliyorsunuz bu sarmalı tütün meselesi var ve uzun süredir de aslında iktidarınızın gündeminde ama siz sürekli cezaları artırarak, vergiyi artırarak gündeminizde tutuyorsunuz. Oysa ki sizden önceki bakanlar bu konuda özellikle sarmalı tütünde vergiyi düşüreceklerini söylemişlerdi. AK Parti modeli olarak siz üretici kooperatiflerine ilişkin bir düzenleme yaptınız, yönetmelik çıkardınız. Yerli tütünle yabancı tütünü aynı kefede değerlendirdiniz. Ancak şu an kooperatifler ve üretici birlikleri bu ağır vergi yükünün altından kalkamıyorlar. Siz, Naci Ağban söylemişti, vergiyi düşüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı 27.5.2022 tarihinde %40 olan ÖTV'yi %55'e çıkardı Sayın Bakan. Yani siz indireceğinize bindirdiniz. Evet, Adıyaman'da ve tüm Türkiye'de üreticiler bu konuda sizden de vergi indirimi bekliyorlar. Özellikle milli ve yerli olan tek başına içi büzüne sahip tütündeki vergiyi indirmenizi bekliyorlar. Bakınız Avrupa ülkelerinde ÖTV %11 ile %18 aralığında ama Türkiye'de şu anda ciddi anlamda %78 bandında. Teşekkür ederim başkanım. Bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürleri, bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, herkesi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, bir soğan üreticisi şöyle demişti: ben kral değil, kural istiyorum. Hayatın içinden bir tespit bu. Ne kadar yalın ve doğru. Çünkü kuralın olmadığı yerde, adaletin olmadığı yerde güven de olmuyor, yatırım da olmuyor, üretim de olmuyor, bereket de olmuyor, huzur da olmuyor. Tek adam rejiminin bütün kuralları alt üst etmesi, bütün sistemi tek adamın iki dudağını hapsetmesi sonucunda bugün Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ekonomik kriziyle karşı karşıyayız. Tek adam rejiminin inşasıyla ülkemizde güven ve huzur iklimi yok oldu, demokrasi ve hukuk devleti hızla yıprandı. Ülkenin tüm kaynak ve enerjisi bu ucube rejimin inşası ve tahkimi amacıyla kullanıldı. Devlette ciddi bir yönetim krizi yaşanmaya başlandı. Diğer taraftan Türkiye'de izlenen sıcak parayla büyüme modeli 2007'den itibaren tıkanmaya başladı. 2013'te Amerikan Merkez Bankası'nın artık ucuz para dönemini bitiriyorum mesajıyla Türkiye en kırılgan ekonomiler arasında anılır oldu. Ama iktidar ülkemizin rekabet gücünü artıracak, sanayi altyapısını güçlendirecek, cari açığı azaltacak kapsamlı bir kalkınma ve reform programı uygulamadı. Popülist günübirlik kararlara başvurdu. 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2019'da da yerel seçimler öncesinde ekonomide sahte bir istikrar algısı yaratmak için halka ait olan 128 milyar doların Merkez Bankası'nın arka kapısından kuralsız bir şekilde satılması buna en iyi örnektir. Devlet yönetimindeki kriz ve kalkınma stratejisinin iflası milletin cebini hızla boşaltmıştır. 2013'te 958 milyar dolar olan milli gelir 2021'de 800 milyar dolara kadar düşmüştür. 2013'te %7.4 olan resmi enflasyon 2022'de %70'leri geçmiştir. Geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyonun üzerindedir. Ucube tek adam rejiminin inşa ve tahkim süreciyle başlayan devlette yönetim krizi ve büyüme modelinin tıkanmasıyla etkisini gösteren ekonomik kriz 2020'de başlayan COVID-19 salgınıyla birleşerek ağır bir buhrana dönüşmüştür. İktidar sözcüleri kendi sorumluluklarını örtbas etmek maksadıyla ekonomik krizi dış güçlerin komplosu olarak sunmaya başlamışlardır. Sormak lazım, son yıllarda Merkez Bankası'nın kasasını dış güçler mi boşalttı? Hayır, emri Sayın Erdoğan verdi, damadı da 128 milyar doları sattı. Sonuçta Merkez Bankası'nın rezerv silahını elinden aldı. Sayın Erdoğan'a faiz sebep enflasyon sonuç dedirten hangi dış güçtü? İkide bir Merkez Bankası Başkanı'nı kovduran hangi dış güçtür? Bunun sonucunda Merkez Bankası'nın faiz silahını elinden alan dış güç mü? Hayır, bunları yapan ekonominin kitabını yazdım diyen Sayın Erdoğan'dır. Değerli milletvekilleri, 20 Aralık 2021 gecesi bu ülkede acımasız bir servet transferine, görülmemiş bir finansal kumpasa şahit olduk. Doların 8 lira 31 kuruşlardan 10 liraya gelmesi 49 gün sürdü. Aynı doların
10 liradan 18 liraya gelmesi sadece 24 gün sürdü. Sadece 24 günde %144 devalüasyon. Dolar 10 liraya geçti. Buradan soruyoruz. 18 liradan doları kim sattı? 11 liradan doları kim topladı? Kamu bankalarının sattığı tüyü bitmedik yetimin hakkı olan 20 milyar doları kimler ucuz ucuz topladı? Milletin dövizleriyle millet nasıl çarpıldı? 20 Aralık gecesi vatandaşın uykuda olmasını, yurt içi piyasaların kapalı olmasını, Noel tatili nedeniyle yurt dışı piyasalarda da işlem hacminin sığ olmasını fırsat bilerek 20 Aralık kumpası uygulamaya konuldu. Doları köpürten iktidar milletin alın terini, emeğini, yılların birikimini köpük deyip bir gecede höpürdetti. Ortada bir komplo, kumpas, tuzak varsa hepsinin ardında iktidar var. Çünkü ülkemizde kural diye bir şey bırakmadı. Ülke yönetilmiyor, oradan oraya savruluyor. Sayın Bakan, sizi tebrik etmek istiyorum. Başka ülkelerde olmayan önemli mukayeseli üstünlüklere sahip, genç ve dinamik bir nüfusa sahip, olağanüstü coğrafi avantajıyla 4,5 saat uçuş mesafesinde 58 ülkeye 1,5 milyar nüfusa, 22 trilyon dolarlık bir pazara erişim imkanı olan bir ülkeyi buhrana sürükleme becerisini gösterdi. Bu gerçekten meziyet ister. Hakkınızı bir konuda verelim. Bir konuda çok iyisiniz. Zengini daha zengin etme. Süper zenginlerimizin servetleri pandemide 2020'de ulusal gelirin %5'i civarındayken 2021'de %8'e çıkmış. Yeni ekonomi modelini tarif ederken dar gelirli hariç ihracatçılar kar ediyor, çarklar dönüyor dediniz. Yani yüzünüz kızarmadan çarkların dar gelirler hariç yalnızca patronlar için döndüğünü itiraf ettiniz. Yani zengini daha zengin yapmak için fakiri enflasyona ezdiriyoruz dediniz. Erdoğan politikaları zenginin faizini fakire açlıkla ödetiyor. Ülkede eğitim çökmüş, ekonomik buhranda alım gücü erimiş, işsizlik arşa varmış, dolar tarihi zirvelerini görüyor, esnaf kepenk kapatıyor, çiftçi borç batağında, gençler çareye yurt dışına gitmek de buluyor. Ama ülke ekonomisi büyüyor. Öyle mi? Vay be. Milletimizin diliyle söyleyelim. Kâr etmeyen o dar gelirler var ya, Sayın Bakan, onlar iktidarınızı götürecek. Sayın Bakan, kimse beni enflasyona ezdirdiler diyemez dediniz. Bunu dediğiniz gün bankalar kaban ve montlar için 36 aya kadar varan taksitlerle alışveriş kredisi kullandırmaya başladılar. Bunu da gördük. Millet zamlar sonrası 36 ay taksitle mont almaya başladı. Ezdirmek de kelime. Vatandaşı enflasyona silindir gibi ezdirdiniz. Kura ezdirdiniz. 20 yılını yediniz. 9 kat fakirleştirdiniz. 50 sene geriye götürdünüz. Zamlar vatandaşı ezdi, yere yapıştırdı. Markete gitmeye korkar oldu. Sunumunuza da vatandaşların alım gücünü ve refahını artırıyoruz dediniz. Sürekli vatandaşın içindeyiz Sayın Bakan. Vatandaş daha bir yıl önce Aralık ayındaki asgari ücretin 2825 lira olduğu dönemdeki alım gücünü arıyor. Siz vatandaşın refahını artırıyoruz diyorsunuz da kimlerin refahı arttı Sayın Bakan? Bari milletle dalga geçmeyin. Sayın Bakan, biliyorsunuz bu sizi uğurladığımız bir bütçe. En geç Haziran ayında iktidara geleceğiz ve kamucu halkçı politikalarla vatandaşın derdine derman olacak bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz. 3 yeni K ve 4 ayaklı bir strateji ile ülkemizi buhrandan çıkartacağız. 3 yeni K ile formüle ettiğimiz yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar. Ekonomi yönetiminde ehliyet tek ölçüt olacak. Bu ülkenin insan kaynaklarını liyakat düsturuyla seferber edeceğiz. Kimse ötekileştirilmeyecek. Senden benden diye ayrım yapılmayacak. Gelelim 4 ayaklı stratejimize. Gömleğin iliklenecek ilk düğmesi ülkemizde can ve mal güvenliğini sağlamak olacak. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem bu çerçevede en kuvvetli yeni kurallarımızdan birisi olacak. Stratejimizin ikinci sütununda ise borçla şişirilen değil,
üreterek zenginleşen Türkiye olacak. İç ve dış tasarrufları, üretime ve döviz kazandırıcı faaliyetleri yapılacak yatırımlara yönlenmesini teşvik edeceğiz. Yatırım ikilemini kalıcı bir biçimde düzelteceğiz. Teknoloji kullanımı ile istihdam arasındaki dengeyi sağlayacağız. Yeni ve güçlü hak temelli bir sosyal devleti hayata geçireceğiz. Çalışma hayatına ilişkin normları uluslararası standartlara getireceğiz. Emeklimizin büyümeden pay almasını sağlayacağız. Aile destekleri sigortasıyla kimseyi arkada geride bırakmayacağız. Bu ülkede hiçbir çocuk bizim yönetimimizde yatağa aç girmeyecek. Stratejimizin dördüncü ve son ayağında ise bozmadan, yok etmeden kesintisiz kalkınma, yani sürdürülebilirlik var. Ekosistem hakkı bizim yönetimimizde anayasa bir hak olacak. Biz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi yönetmeye hazırız. İlk yüzyılda Cumhuriyeti kurduk. Ülkemize çok partili hayatı getirdik, sosyal devleti kurduk. İkinci yüzyılda da devletimizi gerçek demokrasiyle taşlandıracağız. Sayın Bakan, bitirmeden özellikle birçok vatandaşımız yemek arasında bizi aradı. Muhtemelen sizleri de aramıştır. Sunumumuzdan sonra basında şöyle bir haber yer aldı. EYT'lilerin 15 Ocağı kadar çalışmaların tamamlanacağı şeklinde sizin isminize atfen bu sorular bize sorulmaya başlandı. Biz dedik ki Sayın Bakan'ın tutanaklarında da sunumunda böyle bir şey duymadık. Ama eğer kuliste, basına veya da herhangi bir yerde böyle bir konuşma yapmışsa biz kendisine sorarız. Son sözüm, ateş olsa donardı, su olsa yanardı EYT'nin yerine olsa, onlar lütuf değil, kazanılmış haklarını istiyor. Bu konuda bize bir tarih verebiliyor musun Sayın Bakan?